TV8 ekranlarından aklımdaki sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı geceler diliyoruz değerli izleyenler. İnşallah bu gece itibariyle Ramazan ayı boyunca her gece sizlerle birlikte olacağız ve birbirinden değerli konuklarla inşallah evlerinize misafir olacağız. Bu gece Profesör Doktor Caner Taslaman ve Profesör Doktor Murat Baş hocalarımız bizlerle birlikte güzel bir sohbet olacak. Hem Ramazan ayının önemini hem de Ramazan ayında nasıl beslenmemiz gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşacağız. Çok güzel burada modellerimiz var. Murat Hocam inşallah onları sunacak ve bazı menü tavsiyeleri olacak. Biliyorsunuz maalesef İsrail hükümetinin Filistin'de yaptığı zulümler devam ediyor ve birçok Müslüman kardeşimiz şehit oldular. Birçok yaralılar var. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz ve bunun tekrar etmemesi için, artık bu zulmün bitmesi için de bütün Müslümanların artık birlik beraberlik içerisinde, farkındalık içerisinde inşallah bu zulümlere karşı yek vücut olmalarını Allah'tan diliyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz hoş değerli bulduk. Hocam. İsterseniz bunu açmışken hemen buradan başlayalım Caner Hocam. Yani İsrail hükümetinin işte bu Filistin'de yaptığı olaylar malum. Yine her zamanki gibi çok acımasızca bir şiddet uyguladılar ve silahsız masum insanların üzerine ateş açtılar. Bununla ilgili isterseniz birkaç şey söyleyelim. Oradan sonra yine konumuzun programın içeriğine dönelim. Yani benim gördüğüm en son verilerde 61 kişiyi öldürdüler. Evet. 2771 tane de yaralı vardı. Yani olağanüstü büyük bir katliam yaptılar. Buradaki tabii sorun Amerika'nın Tel Aviv'de olan elçiliğini Kudüs'e taşıyacağını evet. söylemesiyle geçtiğimiz Aralık ayında oldu. İsrail'in kuruluş yıl dönümünde birkaç gün önce bu büyük elçiliği işte taşımadılar, merasimle gerçekleştiler. Trump'ın kızı ve damadı, damat da biliyorsunuz bu arada Yahudi, açılışa katıldılar. Bazı devletler katıldılar. Trump da görüntülü olarak oraya bağlandı. Bu olayı da doğal olarak birçok kimse bir demokratik hakkın, hatta kendi öz haklarının gereği olarak birçok Filistinli kardeşimiz de bunu protesto ettiler. Ve burada sivil, silahsız, protesto eden kalabalığa silahlarla karşılık verildi. 61 kişi öldürüldü. Dikkat edin. Silahsız, çoğunluğunun silahsız olduğu, belki de hepsinin silahsız olduğu, ben hepsi biliyorum ama hani belki bir iki kişi arada var mıydı bilmiyorum. Silahsız bir grup silahlarla tarandı. 61 ölü, 2771 yaralı gibi müthiş bir rakam var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olayı kınadı. Avrupa Birliği olayı kınadı. Hatta Antisyonist Yahudi örgütleri bile olayı kınadı. Ama ne yazık ki yani bu olay devam ediyor. Biz buradan vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Keşke elimizden bir çare gelse, bunun çaresi şudur diyebilsek. Nasıl çözüleceğini de ifade etmek çok zor. Ama inşallah burada akıllı bir stratejiyle inşallah bir çıkış yolu olacaktır. Yani Amerika'da bu hatasının yol açabileceği sonuçları inşallah anlayacaktır veya ona anlatmak inşallah dünyaya nasip olacaktır. Çünkü bu tabii ki ölen kişi sayısı çok yüksek ama olabilecek başka olaylarda bu sayının çok daha yükselmesi de mümkün. Yani inşallah sorun burada kalır, daha da büyümez diyelim. Hocam tabii bu yapılan zalimce eylemi Yahudilere fatura etmek çok büyük haksızlık olur. Tabii İsrail devleti. Ülkemizdeki Musevi vatandaşlarımızı da bu noktada zan altında bırakmak haksızlık olur. Çünkü dediğiniz gibi birçok Yahudi ve Musevi İsrail devletinin yaptığı politikaları kınıyor, eleştiriyor. Dolayısıyla bu aslında siyasi o yönetimin belki bir anlamda zaten politikalarının bir ırka karşıt bir sonucu. Bizim böyle antisemitik bir davranışımız hiçbir zaman olmaz. Sonuçta bu katliamı yapanlar her kimse, o siyasi iradeyi ve o katliamı yapan kimseleri kınıyoruz. Burada bir ırkı kınanmamız şeklinde bir şey zaten asla söz konusu olamaz. Ama burada yapılan katliamın büyüklüğünü de gözden kaçırmamamız lazım. Ve bütün dünyanın gözü önünde yapılıyor hocam bu. Ve yani yıllardır da işte Birleşmiş Milletler de sürekli kınıyor ama bir sonuç alınmıyor. Yine yapmaya devam çünkü ediyorlar. Çünkü Birleşmiş Milletler Amerika bloke etti. Dünyanın şımarık çocuğu gibi İsrail hükümeti gerçekten dilediği gibi o bölgede terörist. Amerika'nın da bu kanda payı var, bu kanda eli var. Yani Birleşmiş Milletler'in genel sekreteri bunu kınadığında Birleşmiş Milletler'den sonuçta burada bir karar çıkartamıyorsunuz. Amerika veto hakkı olan 5 ülkeden biri ve hemen burada İsrail'in lehine, İsrail'in katliam yapıp yaptığına bakmaksızın mutlak bir destek vererek bloke ediyor. Blokajdan dolayı da burada Birleşmiş Milletler'den bir karar çıkamıyor.
Hocam tabii işin daha da acı kısmı açıkçası yani işte 1.7 milyar civarı bir Müslüman nüfustan bahsediyoruz. İslam alemi işte 57 Müslüman ülke var ama gerçekten yani İsrail hükümetinin yaptığı bu zalimce politikalar karşısında Müslümanlar sessizler. Tabii ki her protesto kendi içerisinde bir değer taşır ama kınamaktan veya işte protesto etmekten öteye gidemiyoruz. Ondan dolayı Müslümanların artık gerçekten en başta yani İslam'ı yeniden tanımaya, akıllarını devreye sokmaya, bilginin, bilimin önemini fark etmeye ve bir dirilme ihtiyacı var. Tabii. Birlik olma ihtiyacı var. Yani arada farklı düşünceler, farklı tartışmalar olabilir ama o birlik ruhuyla hareket etme ihtiyacı var. Ve şu anda İslam dünyası paramparça olmuş halde. Ondan dolayı da maalesef bu tarz durumlarda kınamaktan öteye geçip eyleme yönelik bir şey yapamıyoruz. Tamamen haklısın hocam. Evet. Peki. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Bu girişten sonra. Hocam Ramazan'da aslında belki bazı izleyicilerimiz düşünebilir. Yani niye beslenme konusu da işleniyor diye ama belki de Ramazan'da bizim inançlarımız, ibadetlerimiz kadar oruç tuttuğumuz için beslenme konumuz da oldukça önemli. Hatta sağlığımızı tehlikeye sokacak kadar bazen yanlış şekilde beslenebiliyoruz. Sizi tabii izleyicilerimiz biliyor daha önceki programlarımızdan. Ramazan'da özellikle beslenirken neler dikkat etmemiz lazım hocam? Yani sahurlarda, tamam, iftarlarda veya ne gibi hatalar yapıyoruz? Biraz da bunlardan, tamam, bahsedelim. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Umarım ağız tadıyla geçer her şey. Şimdi bence hepimizin yanlış anladığı bir şey var. O da Ramazan'ın bir yemek şöleni olmadığı. Çok. Maalesef biz Ramazan'ı bir yemek şölenine dönüştürüyoruz. İşte harika iftar sofraları, özellikle de açlığın verdiği bir duygusallıkla diye düşünüyorum ben. Enfes masalar kuruyoruz ondan sonra ve normal zamanda yemeyeceğimiz kadar çok fazla yemekle aslında haşır neşir oluyoruz. Aslında Ramazan'ın anlamı bence bu değil. Yani ben hani bir sağlıkçı olarak baktığımda Ramazan aslında hem ruhu dinlendirme hem de sinirim sistemini dinlendirme, güzel, bedeni dinlendirme ayı. Ama birçok kişi aslında Ramazan'da sinirim sistemi dinlendirmek ne yana daha da yoruyoruz. Daha da kötü bir şekilde, evet, sinirim sistemini aslında yoruyor. Şimdi öncelikli olarak Ramazan'da aslında en önemli öğünün sahur olduğunu mutlaka hatırlatmak gerekiyor. Çünkü sahur aslında gelecek, o işte özellikle şimdi yaz mevsimi hala devam ettiği için 17 saatlik açlığa bir hazırlık aslında. Ve sahurda aslında ne yapıyorsanız bu 17 saat boyunca vücudunuzun size nasıl tepki vereceğini siz şekillendiriyorsunuz. O nedenle de biraz sonra zaten örnekler üzerine de anlatacağız. Sahurun çok önemli olduğunu vurgulamak gerekiyor. Hani ben sahura kalkmayayım, işte akşamdan yiyeyim, yatayım gibi bir şey aslında Ramazan'ın zaten doğasına aykırı. Evet. O nedenle de eğer çok geç yatmıyorsanız, hani bazen evet şöyle olabilir. Yani işte sahur 4'tedir, siz 3'e kadar oturuyorsunuzdur. 3'te yemeğinizi yiyip yatıyorsunuzdur. Buna o, tamam. Ama işte 11 gibi yemeğini yiyip işte yatıp sonra sahura kalkmadan ertesi gün iftara kadar bu durumu idare etmeye çalışan, hani uyku daha tatlı geliyor bazen insanlara. Bir kere böyle olmaması gerekiyor. Ya mutlaka Ramazan'ın doğasında sahur vardır ve sahura bir şekilde kalkmak gerekiyor. Bence işin güzelliği de orada zaten. Bir de o aile arasındaki, özellikle aile içerisindeki, aynen, o birlik beraberliği, muhabbet ortamını sağlıyor. Mesela biz çocukken işte bizi kaldırmadılar mı çok üzülürdük. İşte hani tutmasanız bile o sahurda olmak, hani o şeyi yaşamak, o atmosferi yaşamak hepimiz için aslında çok güzel hatıralardı. O nedenle de mutlaka sahura kalkmamız gerekiyor. Tabii ki iftar beraberinde gelecek. Tabii ki günü iyi geçirebilmek için mutlaka işte sahurda iyi kaliteli protein, iyi kaliteli yağ ve iyi kaliteli karbonhidrat almak gerekiyor. Bunları tek tek açıklayacağım konuşmam sırasında. Beraberinde iftar sırasında özellikle orucu açıp ondan sonra bir 15-20 dakika ara verip ondan sonra devam etmek aslında hem o psikolojik açlık sınırını aşmak için çok önemli. Hocam az öncesinde dediğiniz gibi aslında aşağı yukarı 16-17 saat gibi bir süre, evet, aç kalıyoruz. Sonra 7-8 dakikada bir hemen, anda tabii hemen yani doymaya çalışıyoruz. Kendimizi çünkü rahatsız edecek şekilde hatta. Aynen. Değil mi? Yani benim tavsiyem özellikle mesela namaz kılıyorsa kişi orucunu bir hurmayla, bir biraz çorbayla, bir çorbayla açar. Ondan sonra da namazını kılar. Sonra tekrar sofraya geri döner ve yemeğini yemeye devam eder.
Bu aslında hem olayı yavaşlatır, hem dediğim gibi psikolojik olarak o ilk açlık şeyini kırmış olur. Doyma hissi verebilir. Aslında evet. Çok daha sağlıklı bir şekilde Ramazan'ı geçirebilirsiniz. Bir de tabii şimdi şey var, yani sahurla iftar arası hala çok kısa. Kısa olduğu için de iftardan sonra çok fazla bir şeyler yemek için fırsat kalmıyor. O yüzden de en azından bir ara öğün diyebileceğim şekilde. Hani meyvesini işte ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumunu ya da sert kabuklu yemişini ve işte tatlı yiyecekse en azından orada, ki burada da aslında hep masum tatlıları seçmekte fayda var. Mesela güllaç bence çok güzel bir tatlı Ramazan için. Yani daha şerbetli olmayan kızarmış ya da derin yağda kızartılmış tatlılar dışında böyle meyve tatlıları, sütlü tatlılarla bir ara öğün yaparak ondan sonra da yine sahura kalkarak bu işi sürdürmek. Onun detaylarına birazdan geçelim hocam. Bir Caner hocama döneyim ben. Tabii ki. Biraz da hocam, yani az önce Murat hocamla konuşurken o özellikle sahura kalktığımız zamanki o manevi atmosferden bahsettik. O aslında bütün Ramazan'a yansıyor. İşte iftar sofraları keza aynı şekilde. Veya gün içerisinde de insanların hani o sofralar için yaptıkları hazırlıklar bile, bir pide kuyruğu bile belki ayrı bir atmosfer oluşturuyor Ramazan ayında. Manevi duygular biraz daha zirve yapıyor. Bu anlamda yani Ramazan ayının önemi nedir? Bunu toplumsal bu açıdan da, yani bireysel açıdan da baktığımızda bunlardan biraz bahsedelim. Tabii Ramazan'ın insan psikolojisine, sağlığına, toplumsal yapıya yani katkıları, buna ilişkileri her bir ayrı başlıkta değerlendirebilir. Ama toplumsal olarak şöyle enteresan bir nokta var. Allah isteseydi 12 tane ayın bir ayında oruç tutun diyebilirdi. Rastgele. Siz seçin 30 gün tutun diyebilir. Ama öyle demiyor. Ne diyor? Ramazan ayında bizim için bir ayı seçiyor ve o bir ayda oruç tutuyor. Ve hatta Allah şöyle bir şey de demiyor. Rastgele kendiniz orada bir 13-14 saat seçin, oruç tutun gibi bir şey de demiyor. Veyahut, hayır. Yani belli saat aralıklarında onu bütün ümmete öngörüyor. Böylece ne oluyor? Aynı ay, bütün ümmet aynı ayda aynı saatler arasında oruç tutuyor. Bu aslında bizde bir ümmet bilinci de oluşturan bir şey bir anda. Ortak bir payda tabii, oluyor yani bir ibadet. Aynı anda etrafımızdaki birçok kimseyle yemek yemiyoruz. Aynı anda birçok kimseyle beraber işte iftarda veya sahurda sofraya oturuyoruz. Aynı atmosferi beraber, Ramazan'ın atmosferini bir arada yaşıyoruz. Bunun aslında o toplumu birleştirici, aileyi kendi içinde bir dini ibadeti çevresinde birleştirici yönü var. Toplumu böyle bir dini ibadet çerçevesinde birleştirici yönü var. Yani bu şekilde aynı saatlerde ve aynı ayda Allah'ın onu farz kılmasıyla bütün ümmete bir sosyolojik boyut da geliyor buna. Ve bu da ümmet bilincimiz açısından çok önemli. Yani bazı ibadetlerde bu işte ümmet bilinci de bize kazandırıyor. Nedir? İşte hac belli dönemde oluyor hac. O belli dönemde olmasıyla ne oluyor? Ümmet işte aynı anda hac ederek, aynı anda siz Malezya'dan, işte Bosna'dan, Cezayir'den, Endonezya'ya kadar çok farklı yerlerden insanlarla bir arada oluyorsunuz. Onlarla aynı yerden işte Arafat'tan ve Şair Haram'a geliyorsunuz. Aynı yere gidiyorsunuz, aynı ibadetleri yapıyorsunuz. Bir birlik ruhu oluyor. Namazda da böyle bir şey var. Özellikle toplu kılınan namazlarda. Gerçi Kur'an'da bir tek cuma namazında beraber oluşturacak bir ortam farz kılınmıştır ama Kur'an'da da peygamberimize sen onlara namaz kıldırdığın zaman tip ifadeleri görüyoruz. Yani demek ki namaz aslında bir topluca da kılınabilen, aslında topluca kılınması da makbul olan bir ibadet. Çünkü Kur'an'da da topluca kılındığına atıflar var. Mesela bunu namazda ve hacda da bunu görüyoruz. Oruçta olduğu gibi. Yani Allah'ın öngördüğü bazı ibadetler, tamam bireysel bazı ibadetler var, daha birçok ibadetler. Ama bir kısım ibadetler ümmetten belli insanlarla bir arada yapıyoruz o ibadetleri. Ve böylece bir işte ümmet olma duygusunu paylaşıyoruz. O birlik ruhunu kazandırıyor tabii. Belki bir anda. Ve tabii ki Allah'ın bir ibadeti çerçevesinde o birlik oluşunca o etrafımızdaki insanlarla Allah veya din üzerinden bir diyalog da gelişebiliyor. O Ramazan'da mesela, oruç döneminde veya oruç sonrasında, aynı şekilde hacda, belki namazda, namaz kılındıktan sonraki dönemde. Çünkü sonuçta Allah'ın farz kıldığı bir şeyi yerine getirirken siz topluca onu yapıyorsunuz. Hocam yani, bu aslında dediğiniz gibi biraz o sosyalleşmeyle ilgili boyutu, çok da önemli boyutu. Ama az önce Murat Hocam'la da konuşurken güzel bir noktaya değindik. Dedik yani aslında Ramazan ayı bizim sadece ruhumuza değil, aynı zamanda bedenimize de bir dinginlik kazandırma, bir huzur, dinlenme kazandırma ayı.
Bu noktada bireysel olarak da kazanımları var kişinin, değil mi? Yani oruç ibadetini yaparken Ramazan ayının verdiği atmosferle. Bunlardan da biraz bahsedelim. Yani şimdi nasıl o bir atmosfer bizde bir psikoloji oluşturuyor. Demin dediğim gibi toplu ibadetler, özellikle şimdi oruç böyle toplu yapılması farz kılınan bir ibadet değil ama otomatikman aynı ayda aynı saatler alınınca da toplu ibadete dönüşüyor. Bu bir ümmet bilinci oluşturuyor. Fakat onun dışında orucun yine oluşturduğu zihniyette şöyle bir yön var. Oruç tutan her insan aslında şuna imanını tazeliyor. Bana rızıkları veren Allah'tır. Ben bu rızıkları Allah sayesinde yiyorum'a imanını tazeliyor. Çünkü buna ancak iman eden bir insan oruç tutabilir. Buna iman eden bir kimse oruç tutunca adeta şöyle diyor. Rabbim bana 12 ay boyunca nimetleri veriyor. Bunlardan da sadece işte 4 tanesi haram kılınmış. Leş, kan, Allah'tan başkası adına kesilenler ve domuz eti. Bunun dışında dilediğimiz yiyeceği 12 ay boyunca dilediğimiz saatte yiyebiliyoruz. 12 ayda bir ayda belli saatler arasında Allah helal olan yiyecekleri de yemememizi istiyor, içmememizi istiyor. Bu aslında bana veren rızıkları veren Allah'tır. Ancak onun istediği saatte ben onun verdiği rızıkları yerim. Onun yeme dediği saatte yemem. Allah emrederse ben Allah'ın emrine göre onun nimetlerinden faydalanırım. İmanı olan bir kimsenin yapacağı bir ibadet. O yüzden biz oruç tuttuğumuzda aslında rızıkları verenin Allah olduğuna dair imanımızı da tazeliyoruz. Aslında bu diğer ibadetler de geçerli. Yani namazı kim kılar? Aslında her an Allah'ın kendini gördüğünü bilen bir kimse namaz kılar. Böylece benim şu andaki duam işten Allah'tır. Allah benim gördüklerimi biliyordur şeklinde imanımızı her namaz kıldığımızda aslında farkında olalım olmayalım tazeliyoruz. Hocam bazen şöyle sorular geliyor mesela, deniyor ki işte niye oruç tutuyoruz, niye namaz kılıyoruz, yani neden ibadet yapıyoruz ve Allah neden ibadet yapmamızı istiyor? Aslında biz yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bütün emredilen ibadetlerin bir şekilde insana manevi ve bedensel olarak da mutlaka bir faydası var, katkısı var. Yani bunlar aslında Allah'ın ihtiyaç duyduğu şeyler değil. Bizim ihtiyacımız. İnsan buna ihtiyaç duyduğu için Allah da bir lütuf olarak aslında insanı bunu yükümlü kılıyor. İşte mesela demin saydık, mesela bu sosyolojik şeyleri söylediğinden saydık, nedir? Ümmet bilinciyle ilgili bir şey kattığını gördük. Ama bu şekilde düşündüğümüzde orucun rızıkları veren Allah'tır, o emrederse ben ancak bunu yaparım'ı imanı gerektirdiği için oruç tutmak aslında mantıken. Biz aslında her oruç tuttuğumuzda bir iman tazelemesi adeta yapıyoruz. Ve Allah'a kul olduğumuzu, Allah emrederse ben Allah'ın emrini tereddütsüz yaparım şeklinde bir kulluk bilincini biz her an oruçla tazelemiş oluyoruz. Bunun dışında da bana göre orucun başka da katkıları var. Mesela bunlardan bir tanesi insan kendi zayıflığını da anlıyor. Günümüzde özellikle birçok kimse yani gelir düzeyi de bir ortanın ortalarda ve ortanın biraz üstündeyse her an yemek yiyebiliyoruz. Açlık diye birisi adeta unutuyoruz. Ama Ramazan'da o kısa süreli bile olsa bir oruç tutmak, çünkü bu günlere yayılan bir şey değil yani sonuçta günün belli bir döneminde tutulan bir şey. Açlık hissini tadıyoruz. Ve kendimizin aslında aciz bir varlık olduğunu, muhtaç bir varlık olduğumuzu, Allah'ın rızıkları sayesinde doyduğumuzu unutmuşsak da hatırlıyoruz. Çünkü yine Kur'an'da bir çok güzel bir ayet var. Ayet diyor ki insan kendini yeterli gördüğü için azar. Biz birçok zaman sürekli her istediğimizi elde ettiğimizde, sürekli sağlıklı olduğumuzda, sürekli her yemeği elde ettiğimizde kendimizin muhtaç bir varlık olduğumuzu unutuyoruz. Bazen onlardaki hafif bir eksilme, mesela işte oruçta belli şekilde açlık olması, o bir anda bize şeyi hatırlatıyor. Ben muhtaç bir varlığım. Allah'ın bana verdiği rızıklar sayesinde ayakta duruyorum. Ben kimim ki azayım, kibir yapayım şeklinde bir mantığa da mesela bir farkındalık kazanıyor. Ayrıca mesela bana göre orucun başka katkılarından bir tanesi. Şimdi insanlar 12 ay bir şeylere muhtaç. Ve biz Allah rızası için verme faaliyetini 12 ay boyunca yapmamız lazım. Yani Ramazan'da insanlar aç kalmıyor. Fakat insanların başkalarına bir şey vermesi faaliyetini tetikleyen önemli unsurlardan bir tanesi, bunu tetikleyen Kur'an ayetleri var. Bana göre başka bir şeye de gerek yok. Ama yine de tetikleyen önemli unsurlardan bir tanesi empati hissimizdir. Empati hissimiz de nedir? Yani sonuçta başkasının bir yerde ihtiyacı olduğunu anlamamızdır. Ama sürekli mesela tok olan bir insan, sürekli her istediğini elde edebilen bir insanın empati duygusu da biraz muhtaçlarla azalabiliyor. Ramazan'da belli bir sürede olsa açlığı hissederek empati duygumuzu, açlarla, muhtaçlarla empati duygumuzu geliştirmemiz mümkün. Bu empati duygusu da Kur'an'ın yine ortaya koyduğu en önemli ibadetlerden bir tanesi, bizim muhtaç olan insanlara
Allah'ın bize verdiği nimetlerden pay çıkarmamızdır. Yani zekat, sadaka Kur'an'ın en önem verdiği vazifelerden bir tanedir. O hafifçe hissettiğimiz açlık aslında bir yerde bunu tetikler. Evet. Ama bu tetikleme de şöyle olmalı. Yani Ramazan'da ben bu tetiklendi, ben Ramazan'da veriyorum değil. Çünkü muhtaç olan insanlar 12 ay boyunca muhtaçlar. Yani oruç eğer ki bir tetikleyici vazifesi görüp de 12 aya yayılan bir şekilde bizim daha çok Allah rızası için ve muhtaçlara vermemize katkıda bulunursa bu orucun sayısız hikmetlerinden bir tanesi daha olacak. Hocam şimdi Ramazan dediğimiz zaman aklımıza yani genellikle en çok gelen şey oruç oluyor. Ama biliyoruz ki aslında Ramazan aynı zamanda Kur'an ayı, Kur'an'ın vahyedilmeye evet. başladığı ay. Ona geçeceğiz ama Murat hocama bir döneyim. Ve şunu soralım. Hocam biraz artık geçelim mi? Yani evet, biraz örneklerle anlatalım mı? Geçelim. Tamam. Bir de en fazla aslında merak edilen şey belki de nelerin daha çok su sattığı. Çünkü en büyük problem aslında su problemi. Hani insan yine bir şekilde yani aslında tahmin edebiliyor ama. Şimdi bize oruç sofralarına hocamın dediği gibi yani orucun amacı hocam çok güzel söyledi. Ziyafet değil. Ama şimdi hocam burada şunu da yemeyin bunu da yemeyin der diye ben bir korkuyla biraz hocamı dinliyorum. Yok yemeyin. Hem merakla dinliyorum aman sağlıklı da beslenelim diye ama biraz da korkuyla aman şunu da yemeyin der diye de dinliyoruz. Bakalım şimdi neler çıkacak. Çünkü sıkıntı şu çok etrafımızda görüyoruz yani iftar sofralarında fenalaşarak kalkan birçok örnek var. Yani bu ciddi anlamda vücuda ya, zarar veriyor. O yüzden hani bir anlayalım hocam yani evet, insan sağlığı. Evet şimdi aslında hani yenmemesi gereken şey diye bir şey onları kategorize etmek gerekmiyor aslında. Şimdi önümüz. Sonuçta yaz mevsimindeyiz ve Ramazan'ın büyük bir kısmını yazın geçireceğiz. Ve hava da muhtemelen sıcak olacak. Hani bugün itibariyle anladığımız öyle görünüyor. Şimdi bu 17 saat süresince bir kere susuz kalmak en önemli problemlerden bir tanesi. Yani yeterli sıvıyı tamamlamak gerekiyor. Şimdi eğer siz özellikle sahurda tuzlu yiyecekler dediğimiz işte böyle aşırı tuzlu peynirler, işte aşırı tuzlu zeytin, ondan sonra işte salam, sucuk gibi böyle şarküteri ürünlerini aşırı miktarda tüketirseniz vücudun su kapasitesine zarar vereceğiniz için susuzluğunuz daha çok artacak. Çünkü evet. bu yiyecekler tuzlu olduğu için vücuttaki mevcut suyu kendi yapılarına çekerek sizi daha fazla, yani daha doğrusu hücreleri daha fazla susuz bırakacak. Hocam az önce dediğiniz gibi aslında iftarla sahur arasında çok az bir zaman var. Şimdi şöyle oluyor bazen. Mesela o bütün gün vücut susuz kalıyor. Sahurda üst üste 4 bardak, 5 bardak aynı anda su içerek insanlar o su ihtiyaçlarını karşılayacaklarını düşünüyorlar. Ama herhalde bu doğru bir şey olması değil. Gerek. Onu yaymanız gerekiyor. Yani evet. iftarın zaten biliyorsunuz ilk suyla hani açılır. Ondan sonra hani ilk suyu iftara açtıktan sonra yani belli aralıklarla işte belki de kendinize bir hedef koyup işte 1,5 litrelik bir şişeyi belki kendinize hedef olarak koyup hani yatana kadar o suyun bir kısmını içmek, sahurda da kalan kısmını içmek ve artı eğer içmek istiyorsanız da bunu bu şekilde tamamlamak gerekiyor. Şimdi isterseniz menüler olur. Üzerinden bir anlatmaya çalışayım. Daha bence rahat olacak çünkü. Şimdi tabii ki ben bilmiyorum yemek yiyen çok var mıdır sahurda ama genellikle kahvaltı ediliyor bizim toplumumuzda sahurda. Şimdi kaliteli protein dedik, kaliteli yağ ve kaliteli karbonhidrat kaynakları kullanmamız gerekiyor dedik. Bir kere yumurta bence sahurun en önemli gıdalarından bir tanesi. Çünkü iyi kalite protein içeriyor. Ve protein demek aslında gün boyu kan şekerinin daha düzenli gitmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda da tokluk anlamına geliyor. O nedenle de yumurta bence olması gereken besinlerden bir tanesi. Bazen haşlarsınız, bazen sahanda yaparsınız, bazen mesela diyelim ki menemen yaparsınız. Hani bunu çeşitlendirebilirsiniz sonuçta. Ekmek mutlaka tam tahıl olması gerekiyor. Yani evet Ramazan... Onları pide, gösterelim hocam bir yandan hani bir örnek hani olsun. Ramazan sanki evet pide ayı ama pideyi iftara saklayıp bence sahurda tam tahıl ekmek tüketmek en mantıklısı. Çünkü kan şekerini daha iyi bir seviyeye getirecek ve yine tokluğunuz daha uzun bir şekilde devam edecek. Yani biraz kaldırırsak hocam onları. Tam buğday unundan yapılmış. İsterseniz kızartabilirsiniz. İsterseniz kızartmadan da tüketebilirsiniz. Bu şekilde hemen hemen 2 dilim ekmek sahur için bence ideal olur. Belki çok bunlar kaşara benzemiyor ama yani peynir az tuzlu peynirleri tercih etmekte fayda var. Yaklaşık 2 dilim kadar peynir tüketebiliriz. Mesela yağlı tohumlar ya da sert kabuklu yemişler dediğimiz ceviz, fındık, badem.
hem içerdikleri yağ asitleri nedeniyle hem de hocam miktar... biraz yani şu tam göğüs hizasına şey yaparsak tamam. Belki daha rahat biraz da protein içermeleri nedeniyle evet. Badem mesela, ceviz, fındık, ondan sonra yine tabii tuzsuz olmak koşuluyla bunları yine kullanabiliriz. Meyve en çok unutulanlardan bir tanesi Ramazan'da. Yani çok böyle ekarte edilir ya da yemeğe çok vakit bulunmaz. Ama sahurda özellikle sıvı miktarı daha fazla olan üzüm gibi, karpuz gibi meyveleri... Yazın bol zaten. Evet, sahura eklemekte fayda var. Çünkü hem sıvı alımımıza katkı sağlayacak hem de bize biraz da olsa enerji verecek diye düşünüyorum. Yine sebzeler unutulanlardan bir tanesi. Mutlaka söğüş bir şekilde işte marulunuz olabilir, domates olabilir, salatalık olabilir. Seviyorsanız maydanoz gibi, işte havuç gibi sebzeleri de çiğ olarak özellikle sahur sofrasına ilave edebiliriz. Gene süt bence sahurda olması gerekenlerden bir tanesi. Süt de hem karbonhidrat hem protein hem yağ içeriyor. Yegane içeceklerden bir tanesi. O nedenle sütle de günü daha iyi geçirmek için hem sıvı aynı zamanda %80'inden fazlası sıvı sütün. Bir de genelde büyüklerimiz hep mideyi yumuşatır falan derler. Evet, yani öyle, rahat bir günü geçirmek için bence sahurda ideal içeceklerden bir tanesi. Hem de sıvı aynı zamanda bu şekilde katkı sağlayabiliriz. Şimdi sahurumuzu yaptık. Yeterli su içtiğimizi mutlaka kontrol ediyoruz. Yani en az 1,5-2 litre su içmemiz gerekiyor. Bunu mutlaka ihmal etmeyeceğiz. Sonra gelelim, günü rahat bir şekilde geçirdik ve iftar vaktine geldik. İftarı tabii ki çorbayla açmak en mantıklısı. Ama önce işte hurma bence Ramazan'ın en güzel öğelerinden bir tanesi. İster hurma olur, ister zeytin olur. Yine az tuzlu bir zeytin de olabilir iftara başlangıç için. Orucumuzu açtık. Arkasından kahvaltılık dediğimiz, bazıları çok seviyor bunu. Hani iftariyelik deriz ya. Hani peynir gibi, beyaz peynir olabilir, lor peyniri olabilir. Değişik peynir çeşitleri, yani istedikleri peyniri kullanabilirler. Belki pidenin şöyle, özellikle sıcaksa pide, küçük bir tereyağı sürüp öyle bir küçücük bir öğün yapabilirler. Arkasından çorbamızı içeceğiz. Ve bence 15-20 dakika ara vermeyi deneyeceğiz. İnanın çok rahat edecekler. Yani o kadar rahat edecekler ki bize teşekkür edecekler Ramazan boyunca. Namaz arasını orada yapabilirler. Evet. Aynen. Hadi yani oluyor. Mesela onu yapıp namazını kılıp tekrar geri gelmek zaten. Hocam bir de mümkünse aslında yavaş yavaş yemek değil mi bunları? Kesinlikle. Çünkü yani 16-17 saat sakin dediğimiz sakin. Gibi vücut. Sakin sakin. Özellikle de sindirim almayayım. Sorunu yaşamak istemiyorsanız. Çünkü ne kadar hızlı yerseniz. Hem az çiğneyeceksiniz ve vücudu sindirim sistemine daha fazla yükleteceksiniz hem de daha fazla hava yutacaksınız. O nedenle de sakin sakin, yavaş yavaş. Hani o 17 saati nasıl geçirdiyseniz aslında o sakinlikte, iftarı da o sakinlikte devam etmekte fayda var. Gittik, namazımızı kıldık ya da ara verdik, işte gezindik evin içerisinde. Nasıl arzu ediyorsa izleyicilerimiz. Sonra yemeğimize devam edeceğiz. Bunları da tüketmiştik. Şimdi tabağımızı tekrar düzenleyelim. Tabii ki günlük protein ihtiyacımızı karşılamak için mutlaka bir et kaynağımızın olması gerekiyor. Bu bazen kırmızı et olur. Bazen tavuk eti olur. Her zaman et yemek zorunda değiliz. Kuru baklagil yine en çok unutulanlardan bir tanesi. Mesela nohut yemeği gibi, yeşil mercimek yemeği gibi ya da fasulye yemeği gibi bir yemek yine tüketebiliriz. Yine balık en çok unutulanlardan bir tanesi. Gerçi balık çok balık mevsim değil ama en azından haftada bir kere, 15 günde bir kere bir balıkla burayı değiştirebiliriz. Yani protein kaynakları arasında değişimler yapmakta fayda var. Tabii ki illa löpet olması gerekmiyor. Şu bazen bir tavuk sote yaparsınız, içerisinde zaten sebzeleriniz de olur. İşte ne bileyim bazen etli bir bamya yemeği yaparsınız, etli bir bezelye yemeği yaparsınız. Yani sebzeyle etleri de bir araya getirebilirsiniz. İlla ki yani etin kendisi löp hali olması gerekmiyor. Tabii pidem yoktu, onun için ben yine ekmek yedirdim ama tabii ki Ramazan'ın bence en güzel özelliklerinden bir tanesi. Benim çocukluğuma döndüğümde en çok hatırladığım şey o pide kuyruklarında. Evet. Bazen iftara geç kalırdık, kızlara gelmezdi bir türlü. Ya da işte oyundan geç giderdik pideyi almaya. Pide bence Ramazan'ın yaklaşık bir avuç kadar dediğimiz, yani yine bir aslında ekmeğin büyüklüğünde bir pideyi kullanabiliriz. Neden bu kadar pide diyorum? Eğer pilav yemiyorsanız pideyi yaklaşık iki dilime çıkarabilirsiniz ama yanında bir pilav gibi, makarna gibi bir şey yiyecekseniz pideyi bir dilimde tutmakta fayda var. Beraberinde yine mesela mutlaka bir sebze yemeği olması gerekiyor. Bu sebze yemeği etle birleşmiş de olabilir. Eğer etiniz sadece löp bir et ise yanında bir zeytinyağlı
İşte tam mevsim şu anda. İşte taze fasulye olabilir. Ondan sonra yine semizotu olabilir. Yani. Gibi bir sürü enginar olabilir. Bir sürü sebze var şu anda. Onları yine kullanabiliriz. Mutlaka tabii ki salatamız mutlaka olsun yemeğimizin yanında. Ve dediğim gibi işte bulgur pilavı başta olmak üzere bulgur pilavı gibi, kepekli makarna gibi, tabii ki arada pirinç pilavı da olabilir, tabii ki arada normal makarna da olabilir. Bunları kullanarak bir iftar yapacağız ve tabii ki bir süt grubu. Bu bazen ayran olabilir, bazen cacık olabilir, bazen de yoğurt olabilir. Bunu mutlaka kullanarak iftarımızı bu şekilde geçireceğiz. Şimdi dedik ya çok az zaman var. Aslında iftardan sonra yapılacak en güzel şey yaklaşık bir 45 dakika, 1 saat sonra bir yürüyüşe çıkmak. Eğer mümkünse caddede bile yürüyebilirsiniz. Yani evinizin sokağında şöyle bir tur atıp gelmek, bir yarım saat yürüdüğünüzde aslında hem sindirim sisteminizi rahatlatırsınız hem de Ramazan doğası kere biraz insanı tabii ki inaktif hale getiriyor. Yani daha çok hani oturarak geçiyor. Hani kimse gidip de Ramazan'da spor yapmayacak sonuçta. O nedenle de iftardan sonra böyle bir yarım saat yürüyüş yapıp tekrar gelmek, işte çayınızla, sohbetinizle devam etmekte fayda var. Hocam şimdi muhtemelen birçok izleyicimizin aklına tatlı geliyordur. Çünkü bizim Ramazan sofralarında biliyorsunuz vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Tatlıyı menü içine dahil edebiliyor muyuz? Tatlıyı iftara dahil etmeyelim. Tatlıyı ara öğünde kullanalım. Bu tatlı da daha çok mesela ben burada işte bir dondurma diye düşündüm. Hani dondurmayla mesela şimdi çilek mevsimi. Şöyle bir porsiyon çilekle sütlü bir dondurma aslında çok güzel bir seçenek olabilir. Bazen gülleç olur. Bazen bir incir dolması olur. Hani hem cevizli hem de incirin meyvesi. Ama iftardan bayram. Sonra diyorsunuz değil mi? Yani İftardan sonra daha mantıklı. En azından bir ara öğün yapmış olursunuz hem orada. Hem iftarda tüketirseniz şekeriniz birden hızlıca yükselip sizi aslında daha halsiz ve uykuya meyilli hale getirebilir. O nedenle iftarla sahur arasında eğer tatlı illa yiyecekseniz kullanmakta fayda var. Tabii ki şimdi şöyle düşünmek lazım. Her gün tatlı mı yiyoruz normalde? Yemememiz gerekiyor ve yemiyoruz diye düşünelim. Hani iftar, Ramazan'da da illa her gün tatlı yiyeceğiz diye bir kaide yok. Sonuçta Ramazan dediğim gibi yani hem aslında bedeni terbiye etme hem beslenme alışkanlığınızı da terbiye etmeniz gerekiyor Ramazan süresince. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını Ramazan içerisinde de aslında sürdürmeniz gerekiyor. Eğer Ramazan'ın gerçekten vücudunuza fayda sağlamasını istiyorsanız. Haftada iki gün tatlı tükettiyseniz geri kalan günlerde de bunu meyveyle geçirmek, meyvenin yanında yine bir ceviz, badem gibi bir sert kabuklu yemişle geçirmek ya da ne bileyim meyve yoğurt meyveli bir yoğurt yapmak gibi farklı seçenekler kullanabiliriz ve bu şekilde sağlıklı bir Ramazan geçirebiliriz. Ben hocam burada eklemek istiyorum. Hocam hazır beslenmeyle ilgili bir şey demişken geçen yıl Enis Toko'yla beraber bir iki tane de bu mevcut literatürü de tarayıp yazdık. Özellikle oruç literatürdeki intermittent fasting yani aralıklı beslenme ile ilgili şeye tekabül ediyor. Burada bizim yakaladığımız enteresan noktalardan biri şuydu. Gördüğümüz kadarıyla oruç süresinde ki bu intermittent fasting yani aralıklı oruç tutmalarda grelin hormonu denen bir hormon salgılanıyor. Yani vücuttaki açlık seviyesini ne beraber grelin hormonu gittikçe açlık dozajı da artıyor. Bunu yani leptin hormonunun tersi bir hormon olarak da düşünebiliriz. Şimdi bu hormonun enteresan etkisi şu. Beyinde hipokampüsle de etkileşime girerek beyindeki gelişimi sağlıyor. Yani İngiltere'de öncelikle bir çalışmalar vardı. Bu grelin hormonunun intermittent yani aralıklı oruçta salgılandığıyla ilgili. Sonra Yale Üniversitesi'nde ki Amerika'nın en meşhur üniversitelerinden biridir, seyircilerimizi hatırlatalım, Yale Üniversitesi. Orada yapılan araştırmalarda fareler üzerinde deneyler yapıldı. Bu grelin hormonunun artmasının beyin gelişimini sağladığı ve hafızada ciddi artışa sebebiyet verdiği görüldü. Yani farelere grelin hormonu verdiğinde hafızada müthiş bir artış oluyordu. Aynı zamanda grelin hormonunu bloke ettiklerinde deneylerde o zihinsel becerilerde düşüş oluyordu. Kısacası oruçla beraber aslında farkında olmadan hafızamız ve beyin kapasitemiz artıyor buna göre. Grelin hormonuyla etkileşim. Aslında ben onu Murat Hocam'a soracaktım. Çünkü yani aslında baktığımız zaman ibadetlerin doğrudan amaç ve hedefi bizi daha sağlıklı bir insan yapmak değil şüphesiz. Yani o Allah'a karşı bir kulluk vazifemizi yerine getirmek ama
Yani beraberinde de böyle aslında dünyevi olarak da bize yani sağlığımıza pozitif bir etkisi olması katkı, evet, sağlığa katkı sağlar yani. Ama sağlıklı besleniyorsanız sağlığa katkı sağlar. Yani siz Ramazan'da tamamen bütün metabolizmanızı, bütün sağlığınızı bozabilirsiniz. Eğer işte böyle aşırı yemek, aşırı şekerli, aşırı yağlı yiyecekleri hayatınıza sokarsanız Ramazan boyunca, bu sefer de hani kaş yapayım derken göz çıkarırsınız. Şimdi şey konusunda hocama şöyle katılmıyorum intermittent fasting ile ilgili. Intermittent fasting ile Ramazan'ın aslında fazları birbirinden farklı. Çünkü intermittent'ta zaman kavramı geceye kaymıyor. Yani yeme, Ramazan'da yeme geceye kayıyor. Gün içerisinde. Yani evet, vücudun aslında ritmik saatine saatini değiştiriyorsunuz Ramazan'da. Intermittent fasting öyle değil. Orada sadece 8 saatlik bir yeme süreci var. 12 saatlik de bir açlık süreci var ama 12 saatte de sıvı alabiliyorsun. Tabii tabii. Ama intermittent fastinglerin de değişik türleri var. Yani saatler belirli. Kimisinde dediğiniz gibi daha 16 saate falan intermittent fastingler de var ki tam şu andaki şeyimize ayrık. Ama bizim orucu eğer ki tıp literatüründe bir şeyle benzeteceksek bu yine intermittent fastingdir. Yani doğru. Tam yani karşılık sadece geldiği bir şey. Oruç yani literatürdeki intermittent fasting. Ve şimdi burada demek istediğim şey şu. Bizim orucu, çünkü oruç üzerine ne yazık ki tıbbi ciddi bir çalışma yapılmamış. Artık çok var. Var da gerçekten. Yani şimdi bakın diğer dergilerde bir intermittent fasting ile mukayese ettiğinizde oruçla ilgili yayınları uluslararası dergilerde oruçla ilgili bundan çok daha geride. Yani ondan daha verimli bir sonuç alacağınız literatür intermittent fasting üzerinden geliyor. Sonuçta bu grelin hormonunun salgılanması belli süre aç kalmanızla alakalı olduğu için yani gecenin hangi saatinden başladığınızın burada ciddi bir etkisi yok. Çünkü bu midenizin ne kadar aç kaldığı ile alakalı. Diğer taraftan ki sırf bununla da alakalı değil. Şimdi bizim gördüğümüz kadarıyla oruçla ilgili şeyde diğer bir etkisi oluyor. BDNF hormonu ki anksiyeteye karşı ciddi etkisi olan yani mesela bazı Prozac gibi ilaçların da salgılanmasını arttırdığı BDNF hormonu ve endorfin gibi şeyler salgılanıyor. Aslında enteresan bir şekilde bu tip hormonlar egzersizde salgılanır. Fakat orucun egzersize benzer de bir yönü şu, vücut kendini açlıktan dolayı korumaya aldığında aslında egzersizde salgılanan benzer koruma hormonları salgılanıyor. Bunlar da nedir? BDNF veyahut da dediğim gibi belli bir süreden sonra endorfin de salgılanıyor. Bunlarsa aslında anksiyete ve depresyonla baş etmekte ciddi etkili. Hatta Parkinson veya Alzheimer tip hastalıklarda da bunların etkisi olduğunu söyleniyor. Sonuçta oruçla ilgili o açlık kalma süresi önemli olan bence burada yani bu etkileri olan hormonları salgılıyor olması. Yani literatürden benim faydalı olmam. Hocam ne kadar sağlıklı besleniyor. Ama şimdi hocamın dediği gibi bence bu literatürdeki bu malzeme burada kullanılabilir. Çünkü açlık süresiyle alakalı grelin, BDNF ve şeyin salgılanması üzerine bu oluyor ama hocamın dediği gibi şimdi o açlık süresinin yani orucun sağlık ve etkisini ben söylüyorum ama o açlık süresinin geri kalan beslenmesini olabilecek en kötü beslenme yani öyle bir kilo baklava yemeye götürürseniz veya diğer şeyleri götürürseniz onun getireceği yararın kat kat zarar da getirir. Tam tersine mesela Ramazan sonunda kan yağları yükselen ondan tabii sonra işte şekerinde çok ciddi dalgalanma olan birçok insan kilo alıyorum diyor hocam değil mi? Bu kadar açık oluyorum kilo alıyorum. Çünkü diyorum. İşte şey yani Ramazan'ı bir şölene çevirirseniz eğer ve Ramazan'ı sağlıklı beslenmeden uzaklaştırırsanız bunun sonucu... Hocam birazcık ama şuradan kaynaklanıyor. Yani Ramazan'dan ziyade biraz şeyden kaynaklanıyor bence. Biz Ramazan en çok davetin olduğu dönem. Mesela ben de kendim de yani hiçbir ayda gitmediğim kadar davete giderim. Hiçbir ayda olmadığı kadar misafir çağırırım. Bizim genelde örf adetlerimizde de genelde dünyada da böyledir. İnsanlar misafir çağırdıklarında... yemek hazırlama miktarları, yeme miktarları misafirliğe gittiklerinde normalden kat kat fazla oldu. Yani aslında... Hocam örnek olalım işte o zaman misafirliğe çağırdığınız kişilerin sağlığını düşünerek onları böyle tıka basa doyurmaya yönelik bir yemek sofrası hazırlamayacağız. Doğru aslında onların sağlığı için. Hocam aslında... Bir de mesela şey tipi de var bazı araştırmalar. Mesela IGF-1 tipi insülin benzeri hormonların salınımı aslında kanseri tetikliyor. Şimdi orucun başka tip gösterilen yararlarından bir tanesi bu tip hormonların salınım düzeyini azaltıyor. Ki bunlar kolon kanserinden akciğer işte daha göğüs kanserine daha birçok kanser tipini tetikleyen hastalıklar. Şimdi oruç süresinde mesela bunların salgılanmasının azalması da bir avantaj. Yani şimdi biz aslında doğal olarak belli süre aç kalmadan avantajlar varken
Yani olabilecek en kötü beslenmeyle onu yani Ramazan'ın oruç olmayan kısmı evet. değerlendirsek yani hayırı hocam, şeye yani biraz, çeviririz. Biraz şey yani çünkü ben izleyici gözüyle bakıyorum. Çok teknik evet. terimler kullanınca hocam biraz, şimdi bahsedecek o kadar deneysel şeyler olabilir. Ki evet. yani insanları o deney ortamında tutmamız mümkün değil. Yani evet. Gerçek yaşama baktığımızda bazıları intermittent fasting yaptığını zannedip aslında tamamen çok farklı şeyler yapabiliyor. Yani orada aslında evet açlık süresi yani o aralıklı beslenmenin zaten savunusu o. Açlık süresi aslında vücudun kendi hücrelerini yenileme, işte kanser hücrelerinin büyümesini engelleme gibi birçok şeyi var. Ama daha bunlar insan düzeyinde tam olarak kanıtlanmış şeyler değil. Yani hocam da zaten söyledi. Evet. Hani deney hayvanlarında ama çok kontrollü ortamda oldukları için. Ama bunlar işte yani olabilecek en tabii. prestijli tıp dergilerinden. Biliyorum hocam. Mesela bütün okuduğum değilim. Veriler olabilecek en prestijli tıp dergilerinde çıkmış makalelerden alıntılarla şey. Ben hani yani intermittent fasting'e karşı tabii. değilim. Ama hani bizim ülkemizde Ramazan'ın doğasına bizim bence orucun bağlı. Oruç olmasın şimdi benim anlattığım veriler grelin hormonu BDNF'nin artması veya o hormonun salgılanmasının daha azaltılması tipi şeyler aç kalma süresinin getirdiği bir avantaj. Tabii. Sizin anlattığınız beslenmeyle ilgili yanlışlıklarımız aç kalma süresiyle değil yeme süremizde yeme yaptığımız yani. Yanlışlıklarla alakalı. Şimdi bence bu orucun aç kalma süresinin getireceği avantajları düzgün bir beslenmeyle taşlandırabilirsek sağlık açısından da faydaya dönüştürebiliriz. Ama tabii ki Emre Hocam'ın demin dediği de çok önemliydi. Yani biz sorulduğunda oruç bedende ne tip değişiklikler yapıyor? Bizim tıp literatürünü incelediğimizde bugün bana benim karşıma bu tip şeyler çıktı. Hocam, çok da için... hakemli dergiler. Ama biz sonuçta orucu bunun için tutmuyoruz. Ama orucu tutma dediğimiz sonuçta Allah bize rızkı veren. Rızkı veren Allah böyle bir ibadet istiyor. Onu da demin saydık bazı psikolojik de bizde. Kullukla ilgili, Allah'a itaatle ilgili, rızıklar veren Allah olduğunun bilincinde olmayla ilgili psikolojiler de oluşturuyor. Onların da çok önemi var. Ama sağlık açısından böyle bir şey de varsa onları da bir yerde bence dinleyicilerimizle paylaşmamızda hocam, fayda var. Şimdi biraz da pratik örnekler üzerinden aslında şuraya gelmek istiyorum. Yani oruç ibadetinin o bilinç haline varmak gerekiyor herhalde. Yani bu az öncesinde dediğiniz gibi hem bunu bir işte şölene döndürmemek. Mesela israf burada çok önemli bir konu. Yani tabii. özellikle bu 5 yıldızlı otellerdeki iftar menülerini falan bırakın, görüyoruz. Ben... Yani 3-5 kişinin yiyeceği bir işte menüyü bir kişilik menü içerisinde yerleştiriyorlar. O sofralar donatılıyor ve birçok şey atılıyor ki israf dinimizde Kur'an-ı Kerim'de Allah yiyin için ama israf etmeyin diyor. Böyle apaçık bir ayet olmasına rağmen işte çok yüksek meblağlı böyle gidiyoruz. Bugün mesela birçok şeyde yazılı görsel medyada şeyler vardı. Şey, Ramazan sofraları işte şey şu otelde şu menü bu otel evet. bilmem nerede bu menü. Bu da değil. Tabii ki olsun olmasın değil. Yani bu tamamen tercih meselesi ama şimdi şöyle bir şey bile var. Yani insanlar tamamen dini amaç dışında orucu zayıflamak için bile tutan var. Evet. Kendi çevremde bile görüyorum ben bunu. Yani niye oruç tutuyorsun? İşte zayıflamak için tutuyorum. Hayır, orucun doğasında zayıflamak için oruç tutmak diye bir şey yok. Yani hani o çok farklı bir şey. Yani o bence amaçtan uzaklaşmak tabii. anlamına geliyor. Yani hani Ramazan'ın o çok güzel bir şeyi var. Yani hani nasıl diyeyim? Hani ruhsal atmosferi de mi dedi? İftar saatte böyle her şey sessizleşir. Ondan sonra işte herkes sofraya odaklanır. Sohbetinizi edersiniz, bir yandan hazırlığınızı yaparsınız. Bunlar çok güzel şeyler. Ama bunları farklı amaçlara döndürdüğünüzde o zaman bana şey geliyor. Evet. Yani o hocam bir de şu noktaya... Bir de Allah'ın en yani bana göre Ramazan en önemli unsurlarından biri. Hocam herhalde ruhsal atmosfere dikkat çekti. Biz dikkat ettiğimiz etrafımızda hem kendimizle ilgili hem çevremizle ilgili hem bütün Türkiye ile ilgili. Allah'ın adının en çok anıldığı, dini konuların en çok gündeme geldiği ay Ramazan'dır. Bak Emre Hocam böyle güzel bir programı yapıyor. Hangi ayda yapıyor? Ramazan'da. Ramazan dışında yapıyor. Haftada bir. Ramazan'da her gün yapıyor. Ama bu sadece Emre Hocam'la veya TV8 ile alakalı bütün kanallarımız böyle. Sadece bu 2018 yılına da ait değil. Yıllardır. Tabii. Ben bildim bileli televizyonların başından biri böyledir. Yani Ramazan'da her gün dini program olur. Sırf televizyonlarımız mı böyle? Hayır, gazetelerimiz de böyle. Gazetelerimize bir bakıyoruz. Dini konular hiç olmadığı kadar geçer. Bir Ramazan sayfalarımız vardır Allah'ın dini atadığı. Sırf medyamız mı böyle? Öyle değil. Halk da normalde konuştuğundan daha çok dini konular üzerine oluşur. Normalde olduğundan daha çok Allah'ı anlarlar. Namaz kılmayan birçok kimse namaza başlar. Belli haramlara girenler, yani 12 ay boyunca haramlara ara vermek lazım ama bazı insanlar sırf o bir ay boyunca
yani geri kalan 11 ay devam etseler de haramlara ara verirler. Kısacası insanlar ömrüne bir kere daha çok saygı duyuyor. Evet, o da çok. O da tabii aslında Kur'an'da geçen bir şey. Yani insanların birbirinin arkasından çekiştirmemesi, aralarında olumlu güzel ilişkiler kurması. O da aslında yani namaz, oruç gibi dini bir ibadet aslında, insanlar arası ilişkiler, hocamın dediği. Kısacası Allah'ın istediği ortam, hocamın bahsettiği gibi ahlaki yapılar, belli ibadetler, belli haramdan kaçınma, Allah'a çok anma, namaz, oruç, insanlar arası yardımlaşmanın, fakirleri gözetmenin daha çok olması. Aşağı yukarı biz Kur'an'ın olumlu baktığı ne varsa, insani ilişkilerden, bizim zorda kalanı gözetmemizden, Allah'ın adını çok anmamızda, her şeyin top yaptığı, yani en üst seviyeye geldiği ay Ramazan. Bu da çok önemli. Yani bu bizim için, yani sağlık için yararlarından çok çok daha önemli. Ama tabii onları da bir bilimsel makaleler tespit edilmiş, aktarıyoruz. Ramazan'ın bu havasından, atmosferinden faydalanmamız lazım. Hocam bunun için ama yani o dedik ya, yani hem Ramazan atmosferinin ve hem de o oruç ibadetin veya diğer bütün ibadetlerin o bilinç durumuna ulaşmak gerekiyor. Çünkü şimdi şunu soracağım. Oruçlu olduğu için insanlar, işte özellikle de mesela diyelim sigara içen insanlar ani öfke patlamaları yaşayabiliyorlar. Çok. Ya da uzun süre aç kaldıkları için. Yani orucu belki de sadece aç ve susuz kalmak gibi görüyoruz, ona indirgiyoruz. Ya da oruçlu olduğumuz için işte oruç tutmayan insanlara karşı bazen işte müdahale edecek şekilde bazı insanların olumsuz hareketlerini tanıklık edebiliyoruz her Ramazan. İşte yemek yediği için dayak yiyen insanlar oluyor falan maalesef. Yani ki İslam insanlara özgürlük tanıyor. Tabii ki. Dileyen orucunu tutar, dileyen tutmaz. Tutmaması için bahanesi vardır ya da tutmak istemiyordur. Tamamen kendisiyle yaratıcısı arasında bir ilişki aslında bu. Ama böyle kötü örneklerle de karşılaşabiliriz ve şunu görüyoruz. Aslında birçok insan neden oruç tuttuğunun veya oruç ibadetinin ne olduğunun bilinç durumuna erememiş. Evet. Eremediği için de böyle kötü örneklerle karşılaşabiliyoruz. İnşallah bu Ramazan karşılaşmayız hocam. İnşallah. Şimdi daha ilk sahurda hatırlatıyorsun. İnşallah. Yani neden oruç tuttuğumuz veya neden ibadet yaptığımız bilinç durumuna varmak gerekiyor ki o dinginliği, o sakinliği yaşayabilirim değil mi hocam? Yani bu ani öfke patlamalarını engellemek mümkün mü? Mümkün. Mesela özellikle sigara içenler için bir şey diyemeyeceğim. Onların durumu daha zor ama sahurda eğer çok fazla aşırı şekerli, rafine şeker dediğimiz işte yani bu şerbetli tatlılar da ondan sonra içecekler de onlarla bir sahur yaptığınızda gününüz daha kötü geçer. Çünkü şekerinizdeki dalgalanmalar çok daha kötü bir şekilde olacağı için o sizi direkt sinirli ve öfkeli hale getirir. Mesela yeterli su içmemek sizi öfkeli yapar. Baş ağrısı da. Hani sigarayı bir şey diyemem çünkü hani o çok kişinin kendi yapısıyla yani kendi alışkanlığı ile ilgili bir şey ama eğer sağlıklı bir sahur yaparsanız inanın o gününüz daha az, çünkü daha toleranslı geçer. Çünkü şöyle karşılaşabiliriz hocam. Mesela işte bazı kişiler diyor ki şu an oruçluyum, bütün kan beynimde ya da oruçluyum işte sinir tepemde, hani fazla yanaşmıyor. Bence Ramazan, bilmiyorum hocam da, Ramazan doğası bence o da yok. Evet, hocam, yani siz zaten gayet hani öfkelenmemeniz de gerekiyor. Tabii hayır, yani onu, yani ona getirmeye çalışıyorum. Bir... Yani o da bir bilinç durum herhalde. Bunu fark etmemiz gerekiyor. Yani Ramazan'ın o güzel atmosferini yakalayabilmek Ramazan'ı için. Ramazan'a bence bütüncül bakmanız gerekiyor. Yani işte hocam diyor ki ahlak her yönden aslında o puzzle'ın bütün şeylerini bir araya getirdiğinizde aslında çok güzel, harika bir Ramazan geçirip kendinizi hakikaten çok iyi hissederek bayrama ulaşabilirsiniz. Ama öbür türlü işte kavgayla, gürültüyle, öfkelendim. Şimdi şu da bir bahanedi ki oruçluyum, sana bağırdım. Bence bu da normal bir şey değil yani. Evet. Hocam az önce dedik yani Ramazan dediğimiz zaman evet aklımıza daha çok oruç ibadeti geliyor. Sahur ve iftar sofraları geliyor ama Ramazan aslında Kur'an ayı. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'in vahyedilmeye başladığı ay. Bu anlamda Müslümanların Kur'an-ı Kerim'le nasıl bir ilişkisi var? Veya Kur'an-ı Kerim'in bu noktadaki öne çıkan ilkeleri, kurucu değerleri, ilkeleri ve niteliklerinden biraz bahsedebilir miyiz kısaca? Şimdi şunu söyleyelim evvela seyircilerimize. Orucun nasıl olacağı Bakara suresinde sonlarında tarif edilmiş. 280'li ayetlerde 3-4 ayet üst üste tarif edilmiş. Orada belirtilen şeylerden bir tanesi şu: Kur'an'ın Ramazan'da indirildiği. O zaman Ramazan'ı özel kılan hususlardan bir tanesi Kur'an'ın o ayda indirilmesi. Kur'an'ın o ayla ilişkisi. Yani Allah bir ayda özel bir ibadet, diğer aylarda olmayan bir ibadet yapıyor ve demin saydığımız gibi bir topluluk hissinin oluşmasından birçok harama karşı insanların daha duyarlı olduğu bir ortamın oluşmasına kadar birçok alanda o ayda
dini açıdan istenilen seviyeye geliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de tabii ki haramlardan her zaman uzak durmamız, farzlar yapmamız lazım. Ama pratik olarak görüyoruz ki bu en çok Ramazan'da zirveye ulaşıyor. Hocam şimdi örnek verdiğiniz ayette de gördüğümüz gibi aslında oruç ibadetinin yeni bir ibadet olmadığını da görüyoruz. Ki sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi size de yazılmıştır diyor. Bütün aslında peygamberlerle birlikte gelen ortak ibadetler gibi oruç ibadeti de. İyi ki bunu vurguladın hocam. Bunu vurgulamasak bir eksiklik olurdu başlangıçta. Gerçekten bu daha evvel birçok ümmete de farz kılınmış bir ibadet. Yani peygamberimizle başlayan bir ibadet değil. Ramazan ayını bu ümmete ama Allah oruç tutmayı yapıyor. Ramazan ayı ki Kur'an onda indirilmiştir diye Kur'an'da geçiyor. Ha, o zaman ne yapmalıyız? Yani biz Kur'an'ın indiği ayı oruç tutarak kutluyorsak bu ayı nasıl kutlamalıyız? Bu ayda en çok ne yapmalıyız sorusunun da bence cevabını burada bulabiliriz. Kur'an'ı hayatımıza geçirerek ve Kur'an üzerine çalışarak bu ayı bence süslememiz lazım. Kamp ayı diyebilir miyiz hocam bunu aslında? Yani diğer 11 ay için hazırlık ayı gibi düşünebilir miyiz? Vallahi yani düşünebiliriz, öyle düşünebiliriz. Gerçi her ay Kur'an hayatımızda olması lazım. Ama eğer ki Kur'an'ı daha böyle bir derin okuma yapacağımız, Kur'an okumaya diğer aylardan daha çok vakit ayıracağımız bir dönem varsa, işte o ay bu aydır. Bu ayı Allah, Kur'an indirildiği ayı oruçla, başka aylarda olmayan bir ibadetle taçlandırmış. Ve burada Kur'an inmesinden dolayı bu ayın böyle bir özelliği olduğuna da Bakara suresinde dikkat çekilmiş. Kur'an'sa Müslümanlar bakıyoruz rehberi. Allah Kur'an'ı işte Nahl suresinde müjde, rehber, rahmet olarak gönderilen bir kitap olarak nitelendiriyor. Birçok ayette Kur'an ışık olarak nitelendiriliyor. Gerçekten de Kur'an karanlıklarda birçok şeyi biz göremezsen bize görünür kılan kitap. Nedir? Mesela biz hepimiz belli bir süre sonra ölüme doğru gidiyoruz. Yavaş yavaş birçok yakınlarımızı kaybediyoruz. Her an yaşlanıyoruz, görüyoruz. Her sene biraz daha yaşlanıyoruz. Bakın yeni bir Ramazan'a daha geldik. Ne güzel. Ama biraz daha da yaşlandık geçen seneye nazaran. Bir süre sonra öyle bir Ramazan'a geleceğiz ki bir daha başka bir Ramazan'a kavuşamayacağımız Ramazan'a her birimiz ulaşacağız. Hatta öyle bir güne geleceğiz ki bir gün başka bir gün yaşayamayacağımız bir gün olacak o gün. İşte ondan sonra ne olacak? Yakınlarımız teker teker ölüyor. Sevdiklerimiz, annemiz, babamız, kimimizin çocuğu bizden önce ölüyor. Bunlarla ilgili ne olacak? Yani ölecekler de bunlar nereye gidiyor? Biz ne yapacağız? Aslında işte Kur'an bu bizim en derinden gelen çığlıklarımıza, bu en büyük sorunlarımıza hepsine cevap veriyor. Varoluşsal sorularımıza. Varoluşsal sorunlarımıza cevap veren kitap. Yani bizim için olabilecek en önemli şeye cevap veren kitap. Yani öyle kitaplardan bir kitap değil, birçok kitaptan bir kitap değil. Kur'an Allah'tan bir kitap olmasıyla her kitaptan ayrılan bir kitap. Aynı zamanda bizim en büyük sorularımıza, en derin yaralarımıza merhem olduğu için en önemli kitap. Ruhumuza şifa olduğu için. İşte o Ramazan'da indirilmeye başlamış Kur'an. Bu ayı özel kılan şeylerden biri. O zaman Kur'an'ı hayata söylediklerini geçirmekle beraber bence Kur'an'ı anlamaya daha çok vakit ayırırsak yerinde bir şey yaparız. Hocamın demin dikkat çekti, işte ahlaki hususlar da var Kur'an'da. Yani insanlar arası olumlu ilişkiler kurmak gibi. Veyahut da işte belli ibadetleri yapmak da var Kur'an'da. Belli haramlardan kaçınmak da var Kur'an'da. Diğer tarafta Kur'an'da evren üzerine, Allah'ın yarattıkları üzerine düşünmek, aklımızı çalıştırmak, Allah'ın yarattığı sanat üzerine tefekkür ederek bunun üzerinden Allah'ın sıfatlarını anlamak da var Kur'an'da. Yani Kur'an bir yandan kendi üzerinde düşünmeye davet ederken evren üzerine düşünmeye, aklımızı çalıştırmaya da davet ediyor. İnsanları bir yandan barışa çağıran Kur'an ayetleri var. Karşı taraf saldırganlık yapıp da saldırmadan saldırmamak tipi unsurlar Kur'an'da var. İşte zor durumda olanları tutup kaldırmak, onlara yardım etmek var. Yani Kur'an aslında muazzam hem bir zihin oluşturuyor. Yani akla önem veriyor, muazzam bir zihin oluşturuyor, muazzam bir kalp de oluşturuyor. Başkalarının sorunlarını düşünen, empati kuran insanlarla bir kalp de oluşturuyor zihinle beraber. Yani bütünlüğünde insanın hem kalbiyle hem zihnine hitap ediyor. Bu hitabı da gerçekleştirirken aynı zamanda kalbini, zihnini inşa ederken bedeniyle yapacağı davranışları da işte Ramazan'da oruç tutması, namazı gibi diğerleriyle oluyor. Çünkü insan aslında sırf kalbinden, zihinden müteşekkil de değil, aynı zamanda insanın bir maddi bedeni var. Aslında bunların hepsi de birbirleriyle ilişkili. Zihin, kalp, beden birbirleriyle ilişkili. Yani sizin bedeniyle yaptığınız bir şey sizin kalp dünyanızı ve zihin dünyanızı etkilediği gibi zihinde verdiğiniz bir kararla bedeninizle ne yapacağınıza karar veriyorsunuz ve o sizin aslında ruh dünyanızı da etkiliyor. Ruhsal olarak içinizde oluşan
duygusal atmosfer de bir yandan yine sizin belli eylemlere gerçekleştirmenize sebebiyet veriyor. Yani bütün bunlar ilişkili ve Kur'an bunların hepsine birden hitap eden kitabımız. Ramazan da o yüzden özel değil. Hocam. Evet. Hocam sizin programdan önce bize gönderdiğiniz bazı menü tavsiyeleri vardı. Onları paylaşalım mı? Olur, izleyicilerimizle. Tamam. Bir yandan ekranına vereyim. Siz isterseniz biraz da siz bahsedin ekranda. Tamam, ekranına. Olur. Ben de önünden açayım çünkü yanlış söylemeyeyim onları. Demin porsiyonları gösterdim. Şimdi tabii ki bunlar sadece birer örnek menü. Hani evet. Tabii ki herkesin kendi evindeki var olan yiyecekleridir esas olan. O nedenle de bunların sadece örnek olduğunu söylemek istiyorum. Mesela iftarda bir gün için şöyle bir örnek verebilirim. İşte bir adet hurmayla başladık diyelim. Cevizimiz ve bir dilim beyaz peynirimizle küçük bir kahvaltı yaparız. Arkasından bir kepçe çorbamız ve pidemizle birlikte, ya da pideyi zaten sonraki ana yemeğe bırakmakta fayda var. Çorbamızı içeriz ve dediğimiz gibi 15-20 dakikalık bir namaz ya da bir nefes alma aralığı bırakmakta fayda var. Arkasından işte bir tabak sebzeli et sotemiz, beraberinde 4 kaşık kadar, yemek kaşığı kadar bulgur pilavımız. İşte bir kase yoğurdumuz, bu illa yoğurt olmak zorunda cacık da olabilir, ayran da olabilir. Güzel bir mevsim salatamız ve pidemizle birlikte bir iftar yapabiliriz. Arkasının ara öğünü olarak aslında burada da gösterdiğim gibi işte bir yaklaşık böyle bir 10 adet kadar çilekle, yani bir porsiyon meyve diyebiliriz aslında. İlla çilek olmak zorunda değil mesela. O gün evde elma vardı. Hocam belli bir süre sizce bırakmakta fayda var mı? Bu yani meyve yediğimizle bir evvelki öğün arasında. Tabii mesela iftar. Mesela arada sonra, ne kadar fark öneriyorsunuz hocam? En az 2 saat geçmesi lazım. Meyve ile evvelkiler arasında. Tabii meyve ile alakalı değil. Yani ara öğün olarak. Ara öğün olarak. Yani meyve ile bir alakalı hocam, bir sıkıntımız yok. Karpuz mesela yazın çok yeni. Yani evet. Su ihtiyacını karşılamak için deniyor. Mesela ben olsam karpuzu sahura bırakırım. Evet. Çünkü hani sahurda en azından sıvıya katkı sağlar. Gün içindeki sıvıya. O nedenle ama çok tüketilince bir yandan da şeker depolamak gibi. Yaklaşık hani üçgen olarak düşündüğümüzde 3-4 tane üçgen tükettiğimizde bir porsiyon meyve tüketmiş oluruz. Sahurdan da bahsedelim mi hocam? Onda da bir sınırsızlık yok. Sahurda da bir tam yumurta ve mesela 2 yumurta beyazını karıştırıp böyle mantarlı bir ya da sebzeli bir omlet yaparsınız. İşte bir dilim az tuzlu beyaz peynir, yine 2 dilim tam tahıl ekmeğimiz, bir dilim karpuz koymuştum mesela ben ilk güne. Yine domates, salatalık gibi söğüş sebzelerimizle tabii ki bol suyla birlikte bir savur yapabiliriz. Şimdi hocam belki bir menü daha vardı galiba. Bu arada bir de bazı izleyicilerimiz şunu düşünebilir, yani bu menüyü gördükleri zaman ya bütün gün aç kalıyoruz zaten, bunu yersek perişan oluruz diye düşünebilirler ama yani çok yemek aslında günü çok daha iyi geçireceğiniz anlamına gelmiyor. Yani çok yemekten ziyade ne yediğiniz aslında. Ne yediğimiz önemli. Bilinçli yemek yani. Mesela kuru yemiş. Onu tavsiye ediyor musunuz hocam? Tabii. Şeyleri, değil mi? Yani ceviz gibi, fındık gibi, badem gibi tuzsuz olanlar. Onun hani çünkü susuzluğu direkt etkileyeceği için tuzsuz olan her türlü kuru yemişi kullanabilir izleyicilerimiz. Bir menümüz daha vardı hocam, onu da ver. Tamam, mesela başka bir güne de şöyle yazdım. Yine hani hurmamız ve cevizimiz işte ve tabii ki peynirimiz ve çorbamız standart. Ama ikinci gün diyelim ki domates çorbası koyduk. Diyelim ki bir tabak kıymalı nohutlu bir bamya yemeği yaptık. Arkasından yine cacığımız. Yine bir makarna olabilir, yine bir pilav olabilir o güne özgü olarak. Ve mevsim salatamızla birlikte iftarımızı yaparız. Arkasında mesela Ramazan'ın bence en güzel tatlısı güllaç. Hı hı. Çok farklı şekilde güllaç yapılabilir. İçerisinde meyve karıştırarak da yapabilirsiniz. Şu cevizli, fındıklı, antep fıstıklı yapabilirsiniz. Yine bir adet yanında mesela, şimdi gerçi tam mevsim bilemem, mesela şeftali olabilir, kayısı olabilir ondan sonra. Onunla birlikte bir ara öğün yapıp arkasından yine sahurda mesela bu sefer de haşlanmış yumurta kullanabiliriz. Yine peynirimiz, ekmeğimiz, zeytinimiz az tuzlu olmasında fayda var. Ondan sonra yine badem, ceviz, fındık gibi bir yağlı tohumumuz ya da sert kabuklu yemişimiz ve yine domates, salatalık gibi söğüş sebzeler ve bol suyla yine bir öğün yapabiliriz. Şimdi sanki bakın böyle az geliyor bile, yani bu kadar şeyde doyabilir miyiz diye geliyor ama aslında Ramazan'da yani eğer sakin olabilirsek çok çabuk doyuyorsunuz. Çok yani doyuyor. Özellikle iftarda hani sanki böyle iftara girerken böyle her şey yiyecekmiş gibi geliyor insana ama aslında ne kadar az yerseniz o kadar rahat bir şekilde günü idare edebiliyorsunuz. Hocam şimdi tabii muhtemelen izleyicilerimiz içerisinde işte gebe olanlar var, ne diyelim işte çocuk emzirenler var.
Ve bunlar merak ediyorlar. Mesela hangi aşamaya kadar diyelim oruç tutabiliriz veya oruç tutmamız, sağlığımız nasıl etkiler? Burada aslında tabii ki hamileliğin hangi ayda olduğu da tabii ki burada önemli. Özellikle son aylardaysa açıkçası hani kadın doğum uzmanına mutlaka hekimine danışmak koşuluyla fikir alması gerekiyor ama şimdi hani bir can taşıyorsunuz sonuçta. Bebeğe bir şey olmaz. Yani şöyle bir şey olmaz. Açlık durumunda annenin bütün var olan depoları bebeğe yönlendirilir. Ama anne kendi depolarını boşaltır ve kendine zarar verebilir. Ne olur? İşte çok şekeri aşırı miktarda düşebilir. Aşırı miktarda insülin salgılanabilir. Bu da işte uyku hali yapar ve metabolizmada bir takım sıkıntılar yaratır. Kan yağlarında yükselme meydana gelebilir annenin. O nedenle de hani hem bebeğin sağlığı hem de kendi sağlığı için özellikle hani hamilelik ilerlemişse oruç tutmaları çok doğru olmayabilir. Emziklik daha farklı. Evet annenin sütünün yapısı değişebilir açlık durumunda. Ama sonuçta eğer hani 24 saatten daha fazla sürmeyeceği için bu açlık emziklikte yine tutmak o kadar tehlikeli olmayabilir ama yine de mutlaka hekimlerine danışmakta biraz fayda. Biraz da tabii kişinin bünyesiyle de alakalı. Kesinlikle. Herhalde. Yani kişinin kendi kilosuyla, mesela şimdi hamilelik döneminde hamilelik dönemi şekeri dediğimiz işte gestasyonel diyabet dediğimiz bir kavram var. Zaten ölü birinin hani kesinlikle oruç tutmaması gerekiyor. Zaten yapı olarak işte şu şekeri çok çabuk düşen reaktif hipoglisemi dediğimiz durumda olan kişiler var. Bunlar zaten hamilelikte bunu daha kötü bir durumda yaşıyor olacaklar. O nedenle de aslında kişilerin kendini dinlemesi bence burada en mantıklı. Ki hani ben din adamı değilim ama sonuçta Kur'an'da şöyle bir şey var ben de biliyorum. Yani hani hastaysanız bunu daha sonra tamamlamak koşuluyla zaten size dinimiz bunun iznini veriyor. Ya da işte bunu bedelini ödeyerek bunu iznini size veriyor aslında. Yine şeker hastaları çok soruyor bize. İşte hocam oruç tutalım mı? Evet, ne yapalım? Onu soracaktım ben de. Burada da eğer insülin kullanıyorsa ya da işte dışarıdan insülin alarak bir şeker hastalığını ya da şekerini dengelemeye çalışıyorsa bu kişiler için Ramazan tehlikeli olabilir. Çünkü hipoglisemi dediğimiz kan şekerinin çok düşük seviyeler gelmesi ani ölümlere kadar kişileri götürebilir. Yine bunlar da kendi endokrinoloji hekimleriyle yani illa tutacaklarsa kendi endokrinoloji hekimleriyle ve bir diyetisyen kontrolünde bunu yapmaya çalışabilirler. Eğer insülinle ilgili herhangi bir sıkıntı yoksa aslında bununla ilgili çok güzel bir yayın var. İşte diyabetliler için Ramazan rehberi diye yurt dışında yayınlanmış. Burada şöyle bir şey öneriyorlar. En az günün içerisinde 7 kez kan şekerini kontrol etmeyi öneriyorlar. İşte sahurdan önce, sahurdan sonra bir gün ortasında yine şekerin kişi kendi biliyor mesela en çok günün hangi saatte şeker düşüyorsa o noktada iftardan sonra gibi belli periyotlarda kan şekerini ölçerek kendini kontrol etmesinde fayda var. Eğer hipoglisemi atakları yaşıyorsa bu kişinin yine oruç tutması çok doğru olmayabilir. Kanser hastaları çok soruyor çünkü onlar özellikle bu intermittent fasting'den dolayı soruyorlar. Yani hani ama kanser çok özel bir hastalık. Özellikle kemoterapi ve radyoterapi alıyorsa biz bu kişilerin kesinlikle oruç tutmasını istemeyiz. Çünkü biz kas kaybı asla istemeyiz kanser hastalarında. Ama tedavisi bitmiştir. Nekaat dönemini geçirmiştir ve kendini iyi hissediyordur. Tabii ki bu kişiler oruçlarını tutabilirler. Evet hocam en azından biz buradan bu mesajları vermiş olalım izleyenlerimize. Caner hocam siz zaten izleyicilerimiz yakinen tanıyorlar. Ama bir hatırlatma yapmış olalım. Sizin doktora, doçentlik ve profesörlük çalışmalarınız ağırlıklı olarak din-bilim ilişkisi üzerine. Tam da Kur'an ayı Ramazan'dayız ve Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'le bilim ilişkisi noktasında Kur'an-ı Kerim'in öne çıkan, tabii bu başlı başına bir program konusu ama biraz da bunlardan bahsedebilir miyiz? Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani yüksek lisans, doktora, doçentlik, profesörlük, yani bütün çalışmalarım modern bilim, felsefe, din ilişkisi olan biri olarak. Yani Kur'an'ın modern bilimdeki herhangi bir veriyle, İslam'ın herhangi modern bilimdeki bir veriyle bir sorunu, sıkıntısı yok. Bunu bir kenara yazmamız lazım. Zaten Kur'an'daki müthiş güveni, Kur'an'ı biraz okuyan kimse anlar. Genelde dikkat edin birçok kimseye gittiğinizde sadece benim dediklerimi dinle, ben ne diyorsam onu yap şeklinde böyle mesela New Age böyle yapılanmalar var. Hatta böyle uyduruk bazı gruplar var. Onların mesela liderlerine baksak veya bu New Age yapılanmaların işte liderlerine baksak sadece bu benim dediğimi dinle, şu kitabı al oku, aklını da çalıştırma derler genelde veyahut da dolaylı olarak veya indirek olarak öyle derler. Fakat oysa Kur'an hem insanın aklını çalıştırmaya davet ediyor dikkat edin. Hem kendi söylediklerini
evrene giderek de teyit etmemizi söylüyor. Sürekli mesela evren üzerine, Allah'ın evrende yarattıkları üzerine düşünmeye bir davet var. Ve aslında buradan da şunu görüyoruz. Bunun neden olduğunu bilim ilerledikçe de görüyoruz. Mesela Kur'an'ın birçok iddiasını biz evrenin üzerine düşünmeyle doğruluğunu anlayabiliyoruz. Böylece aslında Kur'an'ın iddiasının ne kadar ciddi olduğunu anlıyoruz. Mesela bir tane örnek vereyim. Kur'an'ın kozmolojiyle ilgili dev iddiaları vardır. Kozmolojiyle ilgili Kur'an'ın dev iddialarından mesela üç tane en önemlisi. Biri evrenin başlangıcı olduğudur. Biri evrenin sonu olduğudur. Biri de evrenin tasarımlanmış olduğudur. Biz şimdi modern bilimin verilerine baktığımızda bunların hepsini onaylayacak veriler elde ediyoruz. Mesela işte Big Bang ile ilgili 20. yüzyılda karşımıza çıkan veriler bu evrenin 13,8 milyar yıl önce oluştu ama evrenin bir ezeli varlık olmadığını, başlangıçlı bir varlık olduğunu, tek bir noktadan başlayarak evrenin genişlediğini gösteriyor. İşte ne de bu Kur'an'ın başlangıçta evren modelini destekleyen bir şey. Diğer taraftan Kur'an'daki birçok ayette bu sistemin sonunun gelmesini kaçınılmaz olduğu söylenir. Dünyamızla ilgili bir deprem manzarası çizilir. Diğer taraftan Mürselat suresinde yıldızların sonuna dikkat çekilir. Tekvir suresinin başında güneşin sonuna dikkat çekilir. Modern bilimin ortaya koyduğu verilere baktığımızda peygamberimizin döneminde, Kur'an'ın vahyedildiği dönemde 7. yüzyılda bunlar bilimsel olarak bizim ulaşamayacağımız bilgilerdi. Bunların bir gün sonunun gelmesinin kaçınılmaz olduğu. Ama bugün en azı bir ateist bile bunları savunamaz. Bilimde güneşimiz de bir yıldızdır. Onun da sonunun geldi. Diğer tüm yıldızların da Mürselat suresinde sonunun geleceği. Yani dünyanın da sonunun gelmesi kaçınılmaz olduğu artık hiç kimsenin üzerine tartışmayacağı kadar açık bir olgudur. Fakat Kur'an'ın söylediklerinin değerini anlamak için Kur'an'ın söylendiği dönemde bu bilgilerin ne ifade ettiğine de bir gidip ondan sonra buraya gelip onları böyle bir gidiş geliş süreciyle değerlendirmemiz lazım. Peygamberimizin olduğu dönemde bunlara inanmak birçok kimse için sadece işte yoktan yaratan Allah, Allah isterse bu sistemin sonunu getirir gibi bir akıl yürütmeye dayanıyordu. O dönemde bilimsel açıdan bu sistemin, güneşin, dünyanın, yıldızların sonunun geleceğini bilimsel bir şekilde söylemek mümkün değildi. Yani peygamberimizin astronomik gözlem yapabileceği bir teleskobu yoktu. Tabii dünyanın hiçbir suyun yerinde yani bu yoktu. Söylediğimiz şey. Anne rahmindeki o gelişim aşamalarını gözlemleyebileceği şekilde gelişmiş mikroskopları da yoktu. Tabii Kur'an'da onlar da söyleniyor çok inşallah ciddi, fırsat. Büyük iddialar yani Kur'an aslında bu iddiaları ortaya koyarken hocam aynı zamanda meydan okuyor değil mi? Yani eğer ki bunun insan sözü olduğunu iddia ediyorsanız hadi delilinizi getirin ortaya koyun diyor. Kur'an kendi doğruluğuna kendisinin delil olduğunu söylüyor. Şu şekilde kendisinin delil olduğunu söylüyor. Eğer ki Kur'an'ın içinde söylenenlerin yalan olduğunu iddia ediyorsanız, haydi bu kitabın bir benzerini meydana getirin diyor. Ve eğer ki benzeri meydana getirebilirlerse aslında karşı tarafın haklı olduğunu da teslim ediyor Kur'an. Ama bunu hiçbir zaman yapamayacaklardır diyor. Haydi onun suresinin bir benzerini yapın diyor. Bakara suresinde Kur'an. Hud suresinde haydi onun surelerinden 10 tanesinin benzerini getirin diyor. Bütün insanlar ve cinler el ele de versinler, destekleseler de Kur'an bunu gerçekleştiremezler. Kur'an'ın bir benzerini meydana getiremezler. Bir meydan okuması var. Bu da şu demek yani benzerini meydana getirebiliyorsanız tamam. Kur'an Allah'ın kitabı değildir. Bunu kendiniz göstermiş olursunuz. Hodri meydan ama bunu beceremezsiniz diyor. Yani Kur'an siz buna sadece inanıp geçin işte tamam deyin demiyor. Bir meydan okuması var ve bu meydan okumada karşı tarafında mağlup olacağı gibi Kur'an'ın dev bir iddiası var. Ve hocam yani bunu evet. Diye hatırlatalım tekrardan yani 7. yüzyılda vahyedilmiş bir ilahi hitaptan bahsediyoruz ve bu ilahi hitap işte 21. yüzyıldayız ve bugüne kadar bu kadar büyük dev iddiaları ortaya koymuş olmasına rağmen hiçbir şekilde bu iddiaları çürütülmemiş. Hatta tam tersine sizin de kitaplarınızı işlediğiniz gibi modern bilimin birçok verisiyle de örtüşen iddialar olarak karşılaştık. Bugün herhalde bu inşallah Ramazan'da başka programlarda vaktimiz olursa Kur'an demin de dikkat çektiğin gibi hocam anne rahmine giriyor. Anne rahminle ilgili açıklamalar yapıyor. Diğer taraftan denizin derinlikleriyle ilgili açıklamalar yapıyor. Diğer taraftan uzayla ilgili açıklamalar yapıyor. Diğer taraftan tarihle ilgili açıklamalar yapıyor. Diğer taraftan gelecekte mesela Rum işte mağlup oldu ama işte sonra galip gelecek gibi açıklamalar yapıyor. Tamam. İnsan psikolojisiyle ilgili değerlendirmeleri var ve bu kadar ayrı konuya yani denizlerin dibinden anne rahminen uzayın derinliklerinden tarihin konularına kadar bu kadar ayrı alana giren bir kitap hiçbirinde çuvallamıyor. Evet. Ve kendi döneminin yanlış bilgilerinin hiçbirisine kullanmıyor ve söyledikleri çıkıyor. Ha, işte bunları gördüğümüz zaman Kur'an'ın
Haydi onun bir benzerini meydana getirin ama hepiniz el ele verseniz bile bunu yapamazsınız şeklindeki İsra suresindeki ve Kur'an'ın başka yerlerinden çıkan o iddialı tavrının ne kadar yerinde olduğunu görmüş oluyoruz. Evet. Ramazan işte Kur'an ayı derken yani Kur'an'ın olağanüstüğünde bu şekilde hatırlatalım ki bir yerde neden Kur'an'a insanlar güvenebilir? Onu inşallah neden Kur'an hayatımızın merkezine görerek koyabiliriz de daha iyi anlamış İnşallah Allah nasip ederse inşallah bu Ramazan içerisinde onu bir Kur'an'ın mucizeleri programını inşallah burada yapalım. Onun sözünü şimdiden sizden alalım. Murat Hocam, şimdi aslında Ramazan'da zayıflanır mı gibi bir soru soracağım. Biraz bahsettiniz bunu ama bir de fiziksel aktiviteler kısmı var. Yani işte Ramazan dışında düzenli spor yapan insanlar, düzenli yürüyüş, koşu yapan veya işte herhangi başka bir sporla ilgilenen insanların yani Ramazan'da oruç tutuyorlarsa ya nasıl bir yol izlemeleri gerekir? Şimdi bundan egzersizden başlayayım isterseniz. Şimdi Ramazan'da hani oruçluyken egzersiz yapmak hani Ramazan'da doğasına bence aykırı. Evet. Yani özellikle sıcak bir ortamda işte bir spor yapıyorsanız hani bu hiç önerilecek bir şey değil. Çünkü zaten kan şekeriniz belli bir seviyede ve depolarınızı tüketirseniz eğer bu sefer hani iftara kadar olan geçen süreçte metabolizmanızı iyice zorlarsınız. Ondan sonra beraberinde kas yıkımı meydana gelir ve ben bunun Ramazan doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum. Su kaybı olacak çünkü. Su kaybı olmaması mümkün değil. Tabii ki terleyeceksiniz sonuçta. Ama ne zaman yapabilir? Mesela eğer profesyonel bir sporcuysa ve illaki bir idman yapması gerekiyorsa mesela iftara böyle bir saat kala idmanına başlayıp hani sonrasında hemen hani iftarını yapacak şekilde bir ayarlama yapabilir. Normal klasik yani sağlık için spor yapan bir kişi ise en güzeli sahurdan şöyle bir saat sonra tempolu bir yürüyüşle ya da işte eğer daha ağır bir spor yapıyorsa sporunu mutlaka sahurda iftardan bir saat sonra yapmasında fayda var diye düşünüyorum. Diğer yandan Ramazan zayıflamak için bir alternatif mi? Kesinlikle değil. Tam aksine birçok kişinin metabolizması aslında Ramazan'a uyum sağladığı için eğer aşırı bir yemek tüketmiyorsa ya da daha az bir tüketim gerçekleştirmiyorsa vücut sonuçta alışıyor. Yani ilk bir hafta genelde herkes böyle bir süzülür, bir evet. zayıflar falan ama ikinci, üçüncü haftadan sonra herkes eski ağırlığına yeni gelir. Hatta birçok kişi de bir iki kilo alarak Ramazan'ı genellikle bitirir. O nedenle ben Ramazan'ın bir zayıflama aracı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ramazan'da zayıflanılır mı? Zayıflanılır. Onda bir ona karşı değilim. Ama Ramazan oruç tutmak bir zayıflama alternatifi değildir. Bunu böyle değerlendirmemek gerektiğini düşünüyorum. Hocam aslında biraz programın başında bahsettiniz ama belki de televizyonu yeni açmış izleyicilerimiz olabilir. Onlar için bir hatırlatma mahiyetinde olsun. Hangi tür yemekler daha fazla susatır bizi? Hı hı. Veya şöyle mi soralım daha doğru olur? Yani hani nasıl? Genel önerileri isterseniz bir tekrar edeyim isterseniz. Bir kere yemek yani iftarla birlikte yemek yemeyi yavaş yapmak gerekiyor. Tokluk hissi verenlerden de bahsedelim. Evet, iftara özellikle işte bir çorba ve salatamızla başlayabiliriz ya da öncesinde bir iftara eklediğimiz işte zeytinli hurmaydı, peynirdi öyle bir başlangıç yapabiliriz. Mümkünse üzerine altını çizerek söylüyoruz bir ara vermek yani bir 15-20 dakika ara vermek. Bu namaz arası olabilir, işte namaz kılmıyorsa da bir nefes arası olabilir ondan sonra. 15-20 dakika sonra yemeğe kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ne tok tutar? İyi kalite protein, iyi kalite yağ ve iyi kalite karbonhidrat tok tutar. Kim bunlar peki? İşte yumurta gibi, süt gibi, peynir gibi protein kalitesi yüksek olan besinler. Yine tam tahıl dediğimiz işte çavdar ekmeği olabilir, tam buğday ekmeği olabilir. Ondan sonra ya da işte bazıları seviyor mesela Ramazan'da da bu kahvaltılık gevrekleri sütle birlikte tüketenler de olabilir. Bazen gençler özellikle seviyorlar. O tarz bir iyi bir lif kaynağı ve iyi bir tam tahıl kaynağı iyi bir kaliteli bir karbonhidratla sahuru yine birleştirmek su, gerekiyor. Ceviz, badem falan. Ve ceviz gibi, badem gibi, fındık gibi hem yağı kaliteli hem de az miktarda olsa protein içermesi nedeniyle bu grubu da sahura eklemek gerekiyor. Taze sebzeler ve meyveler gibi lif kaynakları aynı zamanda da sıvı alımına destek sağlayacak kaynakları da yine sahurun içerisine eklemek gerekiyor. İftarda hani işte çorba ve kahvaltılık kısmından sonra da
İşte her gün tabii ki aileler hani kendi keselerine göre, kendi ekonomik durumlarına göre farklı bir yemek tabii ki mutlaka pişiriyorlar. İşte etli sebze yemekleri olabilir, etin kendisi olabilir, işte köfte olabilir, ara sıra da olsa balık olabilir. Çok sevilmiyor Ramazan'da balık, hani hazmı biraz daha zor olduğu için. Ondan sonra böyle bir grupla ve mutlaka yanında bir süt grubu dediğimiz işte yoğurduydu, cacığıydı ya da ayranıydı bununla birlikte. Ramazan'da bence en çok yapılan hatalardan biri bol bol meşrubat tüketilmesi. Bir kere bundan kaçınmak gerekiyor. Onu söyleyecektim. Evet, evet. Yani hem satıyor değil mi aynı zamanda? Hem satır hem de gereksiz bir kalori alımı. Onun için ne kadar gidip de bir dilim baklava yesin daha mantıklı bana kalırsa. Ya harareti almak diye bir kavram var hocam, öyle deniyor. Yani aslında harareti sudan başka harareti alan bir şey yoktur. Yani harareti alan yegane şey sudur. Çay tüketimi için ne diyorsunuz hocam? Çay, genelde şeker, bizim sofralarımızda... Zaten şeker kullanılmadığı sürece istedikleri kadar çay tüketebilirler. Hiçbir sıkıntı yok onunla ilgili. Ama tabii ki yemekle birleştirdiğinizde çayı, özellikle de koyu çay içiyorsanız, bir takım özellikle demir başta olmak üzere bir takım besin ögelerinin emilimini azaltabiliyorsunuz. O nedenle şöyle yemekten bir yarım saat, 45 dakika sonra çayı içmelerini tavsiye ederiz. Ama şimdi Ramazan o kadar özel bir ay ki, hani şimdi insanlar, ben şunu demek istemem, işte iftarda eğer çay seviyorsanız içsin, ne olacak? Yani o kadar da bence çok sorun olacağını düşünmüyorum. Koyu değil de biraz daha açık bir çay içebilir belki de. Evet. Canan hocam, şimdi Ramazan ayı, Kur'an ayı dedik. Oruç gibi, namaz gibi birçok ibadetlerimizi belki daha içten yaptığımız, manevi atmosferin yükseldiği bir ay dedik. Buradan hareketle şöyle bir soru sorsam size ve öyle toparlasak yavaş yavaş. Yani bir insanın Allah'a inanması hayatında neyi değiştirir veya ne getirir bir insana Allah inancı? Valla Allah inancı insanın hayatına getireceği en önemli şeylerden birisi, bana göre bir amaç getirir. Yani hayata ve dünyaya bakışı noktasında da. Çünkü demin söylediğimiz bir tabloyu düşünelim. Allah'ın varlığına inanmadığımız zaman bir yerde hepimiz sanki yokluğa gidiyormuş gibi düşünüyoruz. Orada aslında bir insan eğer ki kendisini yok olacağını düşünüyorsa, bana göre bu hayatında gerçek anlamda bir amaç olduğunu, her şeyi açık açık düşündüğü zaman bir amaç olduğunu düşünmesi, hayatına gerçek anlamda bir amaç koyması mümkün değil. Ha, amaçlar olabilir yüzeysel. İşte bu dünyada bir ev sahibi olayım. Bu dünyada bir işte ne bileyim belli bir statüm olsun, sağlığım şöyle olsun. Tamam, yani bu dünyevi daha böyle mikro amaçlar olabilir. Yani hayatın içini dolduran bir şey. Ama gerçek anlamda bütün hayatı kapsayan bir amaç olması mümkün. Niye? Çünkü hayat bizim tarafımızdan seçilmiş bir şey değil. Biz burada kendimiz aslında istemeden, farkında olmadan bir anda hayatta kendimizi bulduk. Seçimimiz değildi. İçinde bulduğumuz bir şey. Ve aslında müthiş güzel bir şey hayat. Sevdiklerimizle, görmekle, işitmekle, dostluklarla, yemeyle, içmeyle, düşünmeyle, bilgiyle müthiş bir güzellik. Allah'ın müthiş bir nimeti var. Ama eğer ki bu hayat yaratılmış bir şey. Yani eğer ki bunun yaratıcısı buna bir amaç koymadıysa, yani artık bunun amaçlandırmamız mümkün değil. Anlamı olmaz. Gerçek anlamda bir anlamı yok. Ancak Allah bir amaç koyduysa, bir amaca yönelik insanı yarattıysa, burada bizim varlığımız bir amaçla beraber olabilir. Allahsa burada bizim yaratmasının sebebinin kendisiyle ilişkili bir sebep olduğunu, kulluğumuzun bunun sebebi olduğunu söylüyor. Kulluksa Allah'la ilişkili olan bütün sebepleri ifade eden bir şeydir. Kısacası Allah'a dine inanınca insan gerçek anlamda hayatının amacı bulması mümkün olabilir. Yani nereden geliyorum, nereye gidiyorum, neden buradayım sorularına cevap vururuz. Aynı zamanda ben ne yapmalıyım, buradayım, tamam niye buradayım ama niye buradayım sorusunun cevabı, aslında ben ne yapmalıyım sorusuna cevabı verir. Hocam, aslında bütün bunların bilgisini veren kitap da işte Ramazan'da indirilen Kur'an. Kur'an. Evet. Hocam, kulluk bazen özellikle bazı genç arkadaşlarımızla bu konuları tartışırken, öğrencilerimizle falan, bunu hakikaten çok karşılaşıyorum. Yani böyle bir köle efendi ilişkisi gibi algılanıyor. Hani insanı zorunluluk altında bırakan bir şey olarak algılanıyor. Halbuki biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman İslam insanı özgürleştiren. Tam tersine Allah'tan başka hiçbir şeye size kulluk yaptırmayarak, yani sadece Allah'a sizi teslim ederek gerçek anlamda özgürlüğü tatmanızı sağlayan. Ve biz genelde modern dünyada modern insan özgürlükten şunu anlıyor: dilediği her şeyi yapmak. Halbuki Kur'an-ı Kerim özgürlüğü bize dilediğimiz her şeyi yapmamak olarak gösteriyor. Çünkü bir takım ilkeler, kurallar var, bizi diğer canlılardan ayıracak. İnsan olduğumuzu bize hatırlatacak, ahlaklı olmamız gerektiği, erdemli davranmamız gerektiği, ölçülü olmamız gerektiği, zulümden uzak durmamız gerektiği, adaletli olmamız gerektiği gibi çok ilkeler var.
Ve bunlara bağlı kalmak aslında insanı gerçek anlamda erdemli, ahlaklı, özgür kılan ve bu dünyasında da daha güzel yaşamasını sağlayan şeyler değil mi? Gerçekten Kur'an'a vakıf olan, İslam'ın güzelliğine vakıf olan bir insan için Allah'a kulluk, ya tüh nereden başıma geldi bu? İşte kul olduk falan, yaratılmışız diyeceği bir şey değildir. Tam tersine olabilecek bütün güzellik, iyi ki ben Allah'a kul olmuşum. İyi ki Allah beni yaratmış. Yani iyi ki ben görebiliyorum, işitebiliyorum ve bütün bunlara bana veren merhametli bir yaratıcım var. Yani öyle denilen bir olaydır. Yani her an Allah'la bizi gören, işiten, haberdar olan. Çünkü her an bizi işiten, gören bir varlığın olması demek. Eğer ki Allah'ın merhametiyle beraber biz bunu anlıyorsak, gerçek anlamda benim ruh dünyamı anlayabilecek bir varlığın mevcudiyeti demektir. Aslında düşündüğümüz zaman hiçbir insan bizi tam olarak anlayamaz. Ne annemiz, ne babamız, ne eşimiz, çocuğumuz. Dikkat edin, her zaman birisinin bizi bir eksik anlama ihtimali vardır. Gerçekten biz olduğumuz gibi her kimse, ona tam manası hiçbir insanın vakıf olması mümkün değil. Niye? Çünkü insani sınırlılıklarımız var. Hiçbir zaman bir insan diğerini tam manasıyla neyse onu anlayamaz. Aslında ama Allah'ın varlığını anlamak demek, gerçek anlamda bizi ruhumuzun bütün detaylarıyla, zihnimizin bütün detaylarıyla, vicdanımızın bütün yapısıyla anlayan, bizi bizden iyi anlayan bir varlığın olması demek. Bu da aslında müthiş bir şey. Bizi gerçek anlamda anlayan bir güç var ve bu güç bizi aslında yoktan varlığa çıkarttığı gibi bundan sonra da bizi varlığımız ve bizim sevdiklerimizin varlığını devam ettirmesi mümkün. Bu aslında psikolojik olarak bize olağanüstü bir şey verebilir. Bunun hayatımıza getireceği katkı, dünyadaki herhangi bir işte müdürlük mevkisini kazanmadan, dünyada çok güzel villalar aldıracak paraları kazandırmaktan çok daha üst bir şeydir. Allah'la bu diyaloğu kurabilir. Yani kalp tatmini ve huzur değil mi hocam? Belki de modern insanın en çok ihtiyaç duyduğu şeyler, Murat Hocam mutlaka çok karşılaşıyordur etrafında. Yani birçok şeye sahip olabiliyoruz. İşte ama Kur'an'da çoğu da zaman ya. Şunu arıyoruz. Yani ya huzura ihtiyacım var diyoruz mesela. Her şeyim var ama huzurum yok veya mutlu dilim, tatmin dilim diyoruz. Yani İslam din aslında bir anlamda insan o kalp tatminini, huzurunu da beraberinde getiriyor ve güven duygusu değil mi hocam? Belki de bugün dünyada insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey güven. Kalpler ancak Allah'ı hatırlamakla huzur bulur şeklinde. İşte bir Kur'an ayeti var. Yani gerçek anlamda bir insanın Allah'la samimi bağlantı kurması bana göre ruhsal tatmini getirecek şeydir. Yani bana göre Allah'ı inkar eden veya görmezlikten gelen bir insan eğer ki tutarlıysa bu dünyada gerçek mutluluğu bulması mümkün değil. Onlar için ancak, yani Allah'ı inkar eden insanlar için mutluluk ancak tutarsızlıkla bir araya gelebilecek bir unsurdur. Çünkü açık zihinle öleceğini, yok olacağını düşündüğü zaman bir insan herhangi yaptığı bir şeyden, mesela çocuğunu seviyorsa ondan, bir yemek yiyorsa ondan zevk alması mümkün değil. Niye? Çocuğum yok olacak. Sonsuza dek ben bir daha ona kavuşamayacağım. Ben şu anda yemek yiyorum ama ölünce bir daha bu tatları tadamayacağım. Açık zihinle bir insan dünyevi herhangi bir şeyden tat alırken ölümü ve yok olacağını düşünüyorsa, bu insan da diyelim bir ateistse, bundan zevk alması mümkün değil. Ama bir Müslüman için bu rızıkları veren Allah'tır, çocuğuna veren Allah'tır. Bu dünyadaki varlık sebebimiz de Allah'tır ve onun için yeniden yaratmak çok kolaydır. Ancak Allah'ın inayeti sayesinde biz varlığımızı devam ettirebiliriz. Bu olağanüstü bir bakıştır ve bu olağanüstü bir duygusal yapı ve zihinsel yapı oluşturan bir motivasyon, inanç şekli. Hocam, o yüzden Allah'a inanç her şeyi kökünden değiştirecek bir şeydir. Şimdi sizin aynı zamanda felsefede olduğu için alanınız, işte felsefede kötülük problemi diye temel bir problem var. Şimdi onu açacak değil mi? Çünkü fazla süremiz yok ama yani bu dünyada kötülükler var. Bu dünyada işte zulümler var. Programın başında İsrail yönetiminin işte Filistin'de yaptığı bu zulümce davranışlardan bahsettik. Ama bazen insan haksızlığa uğruyor, zulme uğruyor ve hakkını bu dünyada savunamayabiliyor. Ya da yapanın yanına kar kalabiliyor. Ama ahiretin varlığı da aynı zamanda az önce dediğiniz gibi bu anlamda. Hani bizde güzel bir ifade vardır. Hani Allah'a havale etmek gibi. Tabii ki Allah sorumluluğu bize yüklüyor. Elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyarak aktif bir şekilde kötülüğü ortadan kaldırmak için mücadele etmemiz gerekir. Ama bazı noktada insan tıkanabiliyor. Ve Allah'a havale etmek diye bir şey var. Bu da çok büyük bir güven ve motivasyon kaynağı değil mi bir insan için? Yani hakkınızı ahirette sorabilecek olmanız. İnsanlarla davalaşabilecek olmanız. Yani her zaman şunu diyorum. Yani Allah'a havale etmek bir Müslüman için Allah'ın yüklediği sorumluluktan kaçma aracı olmamalı. Evet. Allah biz Müslümanların üzerine cihadı, yani mücadele etmeyi yüklemiş.
Bazılarının sandığı gibi cihat işte eline kılıç alıp da millete saldırmak değildir. Cihat Allah yolunda bütün mücadeleleri ifade eder. Ki Kur'an'a göre en büyük cihat Kur'an'la yapılan cihattır. Yani mesela belli insanlar Kur'an'a inanmıyorsa, Kur'an'ın güzelliklerini görmüyorlarsa sizin onlara Kur'an'ı anlatmanız bir cihattır. Afrika'daki insanlar açlıktan ölürken eğer ki siz bir organizasyon yapıp o açlara o sıkıntılarına yetişiyorsanız bu bir cihattır. Belli bir yerdeki diyelim ki yaşlılar hayatlarının son dönemini sıkıntıyla geçiriyorlarsa, kimsesiz derse, sizin bu yaşlılarla ilgili yine bir organizasyon yapıp onların bu sıkıntılarına el uzatmanız bir cihattır. İnsanların sağlıklı beslenmesi için onlara güzel tavsiyelerde bulunmak, ki sağlık Allah'ın en büyük emanetlerinden bir tanesi değil mi? Yani biz özellikle Murat Hocam'la daha önce de yaptığımız programlarda ben bunu hep dini bir konu olarak görüyorum aynı zamanda. Yani çünkü sağlık gerçekten en büyük nimetlerin ve en büyük emanetlerin başına geliyor. Yani insanın kendi bedenine gösterdiği özen aslında bence en önemli ibadetlerden bir tanesi. Allah rızası sanatına bir saygı aslında değil mi aynı zamanda? Allah rızası için belli insanların sağlıklı olmasına uğraşıyorsanız bu da tabii ki cihadın bir parçasıdır. Yeter ki bunu Allah rızasıyla birleştirmesi bilin. Yani yaşlıların sıkıntılarını gidermek nasıl bir cihat olabiliyorsa Allah yolunda bir mücadele. Belli insanların sağlıklı olması için de uğraşıyorsanız, ama tabii ki bunun Allah rızası ile yapılan bir uğraş olması lazım. O da elbette ki bir cihattır. Yani hocam, sonuçta Allah rızası için yapılan bütün mücadeleler, cehdler bir cihattır. Yani savaşta mesela Müslümanları yok etmek isteyen bir topluluk varsa savaşıyorsanız elbette ki o da bir cihat. İnsanlığın da aslında yani sadece Müslümanlar bazında da bakmayalım. Yani insanlığın genel olarak problemlerine çözüm üretmek üzere yapılan yani mücadele de aslında belki de bu anlamda İslam anlamında bir cihattır. Ve mesela çevre konusu var hocam. Ya da sokak hayvanları var. Ki işte bunlarla ilgili de mesela bir takım düzenlemeler, çevreye karşı duyarlı olmak, çevreyi kirletmemek, ki o da zaten Allah'ın bir emanetidir bize. Allah'ın yaratmış olduğu bu yeryüzünü yaşanabilir kılmak. Ya da hayvanlara karşı merhametli olmak. Onların işte yiyeceklerini, içeceklerini zamanda vermek, onlara zulmetmemek, haksızlık etmemek, adaletsizlik etmemek. Yani bütün bunlar da aslında düşündüğümüzde bir Müslümanın ilkeli olarak hayatının anlam ve amacı haline getirmesi gereken şey olarak karşımıza çıkıyor. Elbette noktada. Yani bir Müslümanın aslında evrene bakışı başka insanlardan Allah inancıyla beraber değişir. Nedir? Diyelim ki şurada bir hayvan var. Ben o hayvanla ilişki kurarken Allah'a inanıyorsam o zaman şöyle diyorum. Bu Allah'ın yarattığı bir canlı. Yani Allah beni yarattığı gibi onu da yaratmış. Ha ben bunu o zaman sebepsiz bir yere buna istediğim gibi. Yani ben bundan güçlüyüm. İşte istediğin gibi hocam dediği gibi ben buna zulüm ederim. Yok kedinin alırım kuyruğunu keserim. Yok öbürünün işte kulağını keserim. Bunun üstüne basar ezer öldürürüm diyemem. Tabii ki Allah dünyadaki sistemi o şekilde yaratmış ki canlılar diğeriyle beslenecek şekilde bir şey var. Bu böyle bir zulüme bence bir canlı diğeriyle beslenmesi girmez. Eğer bir canlı size zarar veriyorsa belli şekilde önleminizi alırsınız. Bunlar tabii ki bir bana göre meşru şeyler. Ama bir başka bir canlıya sırf sizin içinizdeki bir o andaki bir zevk yüzünden veya bir sadizm yüzünden zarar vermenizi aslında Allah inancınızın engellemesi gerekir. Niye? Çünkü siz Allah'a inandığınız zaman artık yani oradaki bir şey rastgele orada olan bir şey olmadığını düşünüyorsunuz. Her an bütün davranışlarınızın göründüğünü düşünüyorsunuz. Ahirette yaptığınız her eylemin hesabını vereceğinizi düşünüyorsunuz. İyiliğin gerçekleştirilmesi gerekli bir hedef olduğunu düşünüyorsunuz. Niye? Kur'an bize o hedefi de koyuyor. Allah'ın o canlıdaki canı veren olduğunu, o yüzden o canın da bir saygıya değer can olduğunu, hayvandaki canın da düşünüyorsunuz. Ne oluyor aslında? Müslümanlar bunu yerine getiriyordur, getirmiyordur ayrı. Getiriyoruz getirmiyoruz ayrı. Ne yazık ki İslam'ın güzellikleri birçok zaman Müslümanlarda yansımıyor bizde. O bizim eksikliğimiz. Ama bir insanın Müslüman olduğunda bana göre hayvana bakışını bile değiştirecek bir paradigması vardır. Çünkü artık siz her şeye bilinçli bir şekilde yaratılmış, rastgele olmayan, Allah'ın sanatı olan bir varlık olarak bakıyorsunuz her şeye. Bu ise bizim bütün varlıkla aslında hem evrenle hem canlılar hem diğer insanlarla ilişki tarzımı değiştirecek bir paradigmadır. Hocam çok teşekkür ediyorum. Güzel, herkese hayırlı Ramazanlar da sohbet diyelim. Oldu. Biz de buradan hayırlı Ramazanlar dileyelim. Murat Hocam son iki dakikamız, kapanışı siz de yapalım. Evet. Son bir tavsiyeniz varsa eğer. Valla ben yavaş olmalarını ısrarla öneriyorum. Yemek yemekte yavaş olsunlar. Ondan sonra
mümkün olduğunca özellikle iftar sonrası hareketli olsunlar. Su ihtiyaçlarını mutlaka karşılasınlar. Sahura kalkmadan asla oruç tutmasınlar. Ramazan'ın bir şölen olmadığını unutmasınlar. Ramazan bence yemek yeme değil, iyi niyet ve şükür ayı aslında. Evet. Şükretsinler bence. Şükürle ruhlarını doyursunlar. Çok teşekkür ederim. Çok daha iyi. Ben de sağlık, huzur ve barış dolu bir Ramazan diliyorum. İnşallah. Değerli izleyenler, bu gece Profesör Doktor Caner Taslaman ve Profesör Doktor Murat Baş hocalarımız bizlerle birlikteydi. Çok güzel tavsiyelerde bulundular. Biz de Ramazan ayı boyunca inşallah her gece TV8 ekranlarında Aklımdaki Sorular Ramazan programımızda sizlerle birlikte olacağız. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz.